Herkese merhabalar. Yeni Medya Yükseliyor panelinin ilk gününün öğleden sonraki oturumlarına hoş geldiniz. Bu panelde çok sevdiğim iki arkadaşım ve çok saygı duyduğum iki meslektaşımla beraber Türkiye'de uluslararası medyaya nasıl çalışılıyor, hangi haber pratikleri hayata geçiriyor, zorlukları nedir, avantajları nedir, yıllar içerisinde nasıl bir dönüşüm yaşandığı konuşacağız. Benim ismim Gülsün Harman, gazeteciyim. IPI Ulusal Komite'nin bir üyesiyim. Gazeteciye Milliyet ve aslında Radikal Gazetesi'ne dış haber editörü olarak başlamıştım. Sonrasında Milliyet Gazetesi'ne devam ettim. 2017 yılından itibaren de Türkiye'deki yerleşik dış basın, New York Times başta olmak üzere Türkiye'deki dış basına serbest gazeteci olarak çalışıyorum. 2020 yılında Harvard Üniversitesi'nin Nieman Gazetecilik Bursiyeri olarak bir yıl geçirdim. Ve döndüğümden beri de 2020 yılından itibaren de Türkiye'de çalışmalarıma devam ediyorum. Uğur ve Şafak'la konuşacağız. Öncelikle şöyle bir aslında kendinizi tanıtmanız için pası şöyle atayım. 2017'de dış basına çalışmaya başladığımda röportajlar sırasında ilk dikkatimi çeken şey bizim Türkiye'de daha önceki Türkiye'deki habercilik pratiklerinde pek rastlamadığım bir şekilde röportaj yapılan kişiyle ilgili haberle birebir ilgisi olmasa dahi kişisel sorulara, geçmişiyle ilgili sorulara, ailesiyle ilgili sorulara özel bir önem verildiğini fark etmiştim. Ve sonra bununla gazetecilik pratiğinde Origin Story adında haberle ilgili doğrudan kullanılmayacak olsa dahi derinleştirmek adına sorulan sorular olduğunu fark etmiştim, öğrenmiştim. İkinize de önce Şafak'la başlayayım. Hani direkt ebeveynlerin ne yapardı, ne ederdiden ziyade gazeteciye nasıl başladın? Neden hala gazeteci olarak kalmaya karar verdin? Ve neler yapıyorsun? Bu ortadaki sorunun bir cevabı var mı onu çok bilmiyorum. Ben de bilmiyorum niye acaba hala gazeteciliğe devam ediyorum ama tüm kötüleşen şartlara rağmen. Mikrofon çalışıyor mu çok emin değilim bu arada. Şöyle alayım. Çalışıyor. Harika, tamam. Ben aslında söyleyeceğim, ben memur bir ailenin çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldim. Ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'de okudum. Ama biraz sanıyorum benim karakterime uygun bir iş gazetecilik. Çünkü ben olayın içinde olmayı seven bir insanım. Ve anlatmayı seven bir insanım. Yani bir şey olduğunda onu insanlara aktarmayı seven bir insanım. Sanırım bu özelliğim beni gazeteciliğe çekti ve daha okul bitmeden AP'de, Amerikan Haber Ajansı'nda stajyer olarak başladım ben gazeteciliğe. Üçüncü sınıftaydım. Uzunca bir dönem onlarla çalıştım, 6 ay kadar. Yani staj deyince 6 ay biraz uzun oluyor. Ve böyle aslında yabancı basına çalışan yerel insan olmanın bir şey basamağı vardır, fixer'lık. Onlar için tercüme yaparsınız ya da işte adı üzerinde iş bitirirsiniz aslında, iş bağlarsınız. Benim başlayışım biraz böyle oldu ve orada muhabirliği yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ben bayağı alaylıyım aslında, iletişim fakültesi okumadım. Böyle başladım. Sonra ilk profesyonel işim diyebileceğim Hürriyet Daily News gazetesinde, gazetenin Aydın Doğan'a, Doğan Holding'e satıldığı dönemde, yeniden yapılandığı süreçte orada çalıştım. Önce muhabir olarak, sonra haber müdürü olarak, sonra AFP'de Fransız Haber Ajansı'nda çalıştım. Sonra BBC'ye gittim, Londra'ya, BBC Türkçe'de çalıştım. 2015'ten beri de önce freelancer olarak, şimdi de burada kadrolu olarak New York Times gazetesinin yerel muhabiriyim. Özetle böyle. Çok sağ ol. Aynı soruyu Uğur'a da soracağım. Bu neden hala gazetecisin sorusunu biraz açayım. Nieman bursiyerlerinin bir yılı Harvard'da geçirirken Sounding denilen bir etkinlik var. Ve her salı gecesi bursiyerlerin her birine tek tek bir haftaları oluyor bursiyerlerin ve bir soruya yanıt vermeleri isteniyor. Sorulan soru da yaptığımı, ne yaptığımı, niçin yapıyorum? Yani bir yandan hemşireyi düşünüyorsunuz. Ben gazeteciye bu soruyu istediğiniz şekilde cevap verebilirsiniz. İsterseniz bir video çekebilirsiniz. Sahnede geçtiğimiz yıllarda dans eden de olmuş. Uzun bir şekilde anlatan da olmuş. Kukla oynatan da olmuş. Dolayısıyla ben o zamandan beri çok aklımda olan bir soru. Hani neden gazeteci oldum? Bir, ikincisi neden gazeteci kalmaya devam ettim? Dolayısıyla Uğur'a da hani bunu biraz açarak da neden de nasıl başladın ve ne yaparak ve hangi inatla devam ediyorsun? Aslında benim de çok farklı değil Şafak'la. Yani ben de alaylı sayılırım. Ben de işletme mezunuyum. Gazeteci olmak planlarım arasında çok yoktu aslında üniversite öğrencisiyken. Daha çok iş hayatına atılmayı, girişimlerde bulunmayı düşünüyordum.
Daha sonra ilerleyen dönemde hani böyle girişimlerim oldu ama gazete iyi, yani ben hep iyi bir okuyucuydum. Yani benim için her zaman, yani her gün mutlaka birkaç gazete okuyup gelişmeleri, gündemi, her şeyi takip ederdim sürekli. Yani çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Sonra aslında yani bu alanda da bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Hani öyle bir anda gelişen bir fikirdi. O fikirle bir şekilde yani şimdi uzun uzun anlatmaya gerek yok ama Dünya Gazetesi'nde bir stajyer pozisyonunda başladım ben de. Çok zorlayarak girdim oraya da. Çünkü bir stajyer arayışları yoktu. Yani böyle bir net talepleri vardı, ne böyle bir planları vardı. İşte bir şekilde gazete binasından içeri girmeyi başarıp hani bunu gerçekten yapmak istediğimi anlatabildim yayın yönetmenine. Öyle olunca bir stajyer olarak başladım ben de. Ekonomi gazeteciliği kendi yani bazı açılardan çok fazla yani uzmanlığı yani biraz daha fazla uzmanlaşmanız gereken bir alan. O yüzden hani çok da talep gören bir alan değil gazeteci olmak isteyen gençler arasında. O yüzden hani bu ilk yani ben bu talepte bulunduğumda hani bir şekilde hani gazetede de hani böyle birini de yetiştirelim aslında bize faydası olur gibi bir düşünceyle bir şekilde başladım Dünya Gazetesi'nde. Hani öyle işte web editörlüğüne geçişler oldu. Ondan sonra yaptıkça zaten ne yapmak istediğinizi yaptıkça fark ediyorsunuz biraz da. Oradan işte finans sektörüne ilgim vardı. Finans servisinde çalışmaya başladım gazetenin. Böyle derken işte uzunca bir süre Dünya Gazetesi'nde çalıştım. Sonra aslında şeyi fark ettim. Hani gazetecilik yaparak yani gazetecilik de çok yani ilk başladığınızda çok idealist oluyorsunuz. Ve bazı arkadaşlar bu idealizmini uzun yıllarda koruyabiliyor. Herkes yapamıyor ama işte ben de o idealist amaçlarla yola çıkmıştım. Hani yerel medyada her zaman her şeyi istediğiniz kadar rahat yapamıyorsunuz. Hani bunları biraz yaşadıkça tecrübe ediyorsunuz ve görüyorsunuz. O zaman ben hani eğer bu mesleği yapacaksam dedim bunu rahatça yapabileceğim bir alanda yapmak istiyorum. Bunun çıkışında ben dış basında gördüm. Hani oradaki arkadaşlar çok daha rahat gazetecilik yapabiliyorlardı. İşte bu amaçla belli arayışlara girdim. O arada Bloomberg ET televizyonunda editörlük yapmaya başladım. Orada da birkaç yıl çalıştıktan sonra bu sefer Bloomberg'in uluslararası tarafına geçtim. Son 5 yıldır da oradayım. Gazetecilik yapmaya devam etmemin nedeni birincisi yani en iyi bildiğim iş bu. Ömrüm boyunca neredeyse bu işi yaptığım için. Hani biraz da bu iş yaparsanız üzerinize de yapışıyor. Ve yani bırakmak da çok kolay olmuyor aslında. Yani bugün yeni sıfırdan bir kariyere başlasan gazeteci olur muydunuz derseniz belki şüphelerim olabilir ama hani şu anda hani gazetecilik zor da olsa yapması çok keyifli bir meslek. Özellikle sonuç alabiliyorsanız yaptığınız haberle bir değişikliğe neden olabiliyorsanız gerçekten hani iş tatmini o açıdan çok yüksek olan bir meslek olduğu için belki de hala devam etmek istiyoruz bu işe. Ben bir gireyim mi? Tabii değil mi? Olsun. Benim cevap veremediğim sorudan. Aslında çok büyük bir laf gibi görünür ama bence her şeyi özetler ve sanıyorum belki de hepimizi hala bu meslekte tutan. Çünkü nankör bir meslek habercilik. Sizi çok yıpratan bir meslek, çok yoran bir meslek. İşte geceniz yok, gündüzünüz yok, karşılığı çok yok falan falan vesaire. Ama işte halkın haber alma hakkı diye bir şey var. Yani insanların olan biteni bilmek çok temel bir hakkı. Bir vatandaşlık hakkı bu. Bence son kertede hepimizi böyle açıklayalım ya da açıklamayalım bu bağlıyor bu mesleğe diye düşünüyorum ben. Hürriyet Telenevisi'de çalışırken oradaki haber merkezi çok değişik bir kombinasyondu. Çok farklı insanların bir araya gelip inanılmaz bir enerji oluşturduğu bir yerdi. Orada bunu çok konuşurduk ve şu sonuca varırdık hepimiz. Haberimizin yani bir küçük haber belki sadece bir kişinin zihninde bile küçük bir şey yaratabiliyorsa, bir soru işareti oluşturabiliyorsa ya da cevap olabiliyorsa o bir şekilde sizi oraya bağlıyor ve devam ediyorsunuz. Bu aslında sonradan sormak istediğim bir soruya da belki daha önce geçiş yapmamıza imkan tanır. Şimdi hani sen New York Times'dasın, orada Bloomberg'de. Haliyle yani Türkçe yayın yapan kuruluşlar değil, hitap ettikleri her ne kadar ikisi de çok uluslararası
aboneleri çok fazla olduğu halde genelde daha böyle hani Türkiye değil odak noktaları kitleleri açısından. Peki dış basına yani uluslararası medyaya çalışırken hala şey nasıl korunabiliyor? Haber alma hakkının da bir parçası her ne kadar kendi ana dilinde ya da kendi ülkesiyle ilgili doğrudan birebir çalışılmıyorsa da o hissiyat korunmaya devam edebiliyor mu? Çok güzel bir soru. Zor bir soru aslında. Çünkü bazen evet hani mesela New York Times için yazdığımız bir haberin Türkçe konuşan insanlar için, Türkçe okuyan insanlar için hiçbir anlamı olmayabiliyor. Ama çağ biraz değişti internetle beraber. Her ne kadar farklı bir dilde yazsanız bile bir kere büyük medya kuruluşlarının yaptığı haberleri Türkiye basını, Türkçe dilinde yayın yapan basın alıyor ve bir şekilde aktarıyor. Bazen çok, bazen az. Ama bir şekilde o aslında büyük de bir şeyse duyulabiliyor gerçekten. Ama şu da var, bu bazen insanı Türkçe okuyup yazan, ana dili Türkçe olan biri olarak hafif böyle acı bir tat bırakabiliyor insanın ağzında. Mesela yerel basında hiç yer almamış olan ama aslında Türkiye'deki insanlar için çok şey ifade eden bir haberi siz yapmış oluyorsunuz. Ve o Türkçe'ye çevrilmemiş oluyor. Bazen ulaşmıyor oluyor, evet. Olabiliyor. Ya bunun için aslında hani ilk başladığım dönemde yani yabancı medyada çalışırken bunun sıkıntısını ben de yaşadım. Mesela bazı haberleri yapıyorsunuz. İngilizce'de yayınlanıyor başka bir ülkenin, hani yabancı bir dilde yayınlanıyor. Buradaki insanlara bazen ulaşamadığını hissediyorsunuz. Ama hani onun çözümü artık bana çok zor gelmiyor. Çünkü hani Twitter diye bir mecra artık yani ana bir haber, yani ana kol, yani haberciliğin asıl döndüğü yerlerden bir haline geldiği için ben bu eksikliği yabancı yani İngilizce'de çıkmış haberlerimi paylaşıp üzerine hani orada bir Türkçe olarak açıklama yoluna giderek hani o şekilde o açığı kapatmaya çalışıyorum mesela. Çok doğru. Evet. Doğru, çok büyük bir sosyal medyada o haber bambaşka bir şekilde tekrar dolaşıma sokulabiliyor, onun öyle bir avantajını görüyoruz. Şey dikkatini çekti Uğur, ilk soruya cevap verirken şeyden o zaman hani zorla gazeteye girişini zorla başardıktan sonra kapıları zorladıktan sonra hani o dönem ekonomiye de yanlış anlamadıysam hani ekonomiye de o kadar çok büyük bir ilgi yoktu gibi bir şey dedim. Şu an örneğin ekonomi haberciliği Türkiye'den YouTube'dan da gördüğünüzü inanılmaz haber ilgi yoktu demeyeyim de yıllar içerisinde ekonomi haberciliğine daha doğrusu insanların ekonomiyi anlamlandırıp günlük hayatlarında kullanabilecekleri bilgilere erişmesinde sence nasıl bir değişim oldu? Bilgi artışı görüyor musun? Ya aslında ya ilgi artışı kesinlikle var. İnsanların bu biraz da yani ekonomide işler iyiyken kimse ekonomiyi umursamaz. Hani ekonomi haberlerini ekonomi iyiyken pek takip etmezsiniz. İşler kötüye gitmeye başladığında genelde ekonomi haberleri önem kazanır. Hani son birkaç yılda da Türkiye'de hani köklü bir dönüşüm olduğu için ekonomik anlamda bu dönemde hani bir enflasyonist dönemden de geçiyoruz. Hani böyle olunca hani bu sefer hani sadece insanlar sadece nasıl geçiniriz kaygısı değil, parası olan insanlar için de çok büyük önem kazanıyor her şey. Çünkü o paranın değerini korumanız da gerekiyor. Bir yandan hani yıllarca birikim yapıyorsunuz, bir varlık sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Yani genel olarak yani farz edelim hani bir iş insanı değilsiniz ama yani normalde ekonomik gelişmeleri niye takip edersiniz? Yani etmemeniz lazım aslında. Ama siz yıllarca para biriktirmişsiniz, bir ev sahibi olmak istemişsiniz mesela. Bütün birikiminiz yani enflasyonist bir ortamda birkaç yıl içinde anlamsız bir hale gelebiliyor. Bu yüzden mecburen takip ediyorsunuz. Ekonomideki gidişata bağlı olarak da son yıllarda sürekli bu talep artıyor aslında. Ama insanlar hani genel olarak hani ekonomi haberciliğini hep takip eden ayrı bir kitle de var. Hani bunlar hani küçük yatırımcılar denilen bir kitle de var. Onlar her zaman her şeyi takip eder ama siz onlara çok hitap edemiyorsunuz zaten. Çünkü onlar çok fazla detay isterler. Ekonomide çok büyük bir alan olduğu için bütün detayı da veremiyorsunuz. Böyle bir handikapımız da var. Ama hani şeyi görüyoruz. Yani en azından benim üniversite öğrencisi olduğum dönemlerde insanlar yani hakikaten hiç yani ekonomiyle ilgili hiçbir şeyi takip etmezdik. Yani hiç yalan söylemeyeyim. Yani işletme okumama rağmen
Hiçbir ekonomik veriyi takip etmezdik. Ekonomik gelişmeleri cidden takip etmezdik. Ne zaman ki bunlar hayatımızda cidden böyle ağırlık kazanmaya başladı, o günden beri hani bu, yani bu süreçte bir türlü bitmedi. Çok, yani son 4-5 yıldır özellikle sürekli artarak devam ediyor. Bu arada ben en başında söylemeyi unuttum. Sorularınızı bize online olarak katılan seyircilerimiz sorularını chatbox'a yazarlarsa sonrasında o sorulara geri döneceğim. Hani ne olacak bu memleketin hali ya da Uğur Bey'den yatırım tavsiyesi isterseniz onları da yazabilirsiniz bu tarz sorularınızı. Cevap verilir mi bilmiyorum ama bakacağız. Şeyi de o zaman şeye döneceğim tekrar Şafak'a. Ben hani kendi deneyimimden başlayarak sorayım soruyu. Milliyet Gazetesi'ne 2015 sonunda ayrıldıktan sonra bir dış haberler editörü olarak kendimi çok farklı bir, nasıl diyeyim, çok farklı bir koltuğa oturmuş buldum. Çünkü daha önce kendi ana dilimde dünyayla ilgili haberleri yapıp hani Türkçe konuşan bir kitleye dünyayı anlatırken bir anda kendimi öğrendiğim ikinci bir yabancı dilde Türkiye'yi yabancılara anlatır buldum. Ve dolayısıyla o daha önce de konuştuğumuz gibi o orada perspektif farklarını çok net bir şekilde görüyorsun. Şeyi sormak isterim sana, hani sonra Uğur'a da aslında benzer bir soru soracağım. Daha çok işin mutfağı ile ilgili. Bir dış büro, İstanbul bürosu var New York Times'in burada. Bir dış büro tam olarak nasıl çalışır? Örneğin senin kendi buradaki haber pratiklerinin açısından da nasıl haberler bekleniyor Türkiye'den, nasıl işleniyor? Ona biraz girelim. Sonra Uğur'la da hani benzer bir şekilde devam ederiz. Şimdi evet, buradaki kilit sözcük belki de basitçe anlatmak. Yani gazetecilik zaten öyle bir şey ya, hani en karmaşık şeyi bile hiç bilmeyen bir insanın anlatabileceği, anlayabileceği şekilde yazabilmek zaten meziyet. Ya da anlatabilmek ya da sunabilmek meziyet. İş yazılı basın olunca biraz daha derinleşebiliyorsunuz tabii ki. Çünkü bir metin oluyor elinizde. Ama bu Türkçe hiç bilmeyen, Türkiye hakkında hiçbir fikri olmayan, dünyanın öbür ucundaki bir insan olduğu zaman, yani sabah kahvesini içerken gazetesini açmış bir, ne bileyim, tır şoförü okuyacak o haberi mesela. Ona anlatmak evet gerçekten zor bir şey. Özellikle çalıştığınız alan Türkiye gibi bir ülke ise. Şimdi bu bizlerin arasında, yani yabancı basına, yabancı muhabirlerle beraber çalışan Türkiye'li insanların şeyidir, şakasıdır bu. Şey deriz, yani küçücük bir cümle var, onu mesela anlatıyoruz. Foreign Corporate, yabancı gazeteci bizimle gelen. Arkasında 4 paragraf background var, arka plan. O 4 paragrafı vermeden, çünkü o cümlenin hiçbir anlamı yok burayı bilmeyen bir insan için. O yüzden aslında zor bir şey bu gerçekten. Basite indirgeyerek ama bağlamı kaybetmeden ama anlaşılır hale getirmek hakikaten zor. Şöyle bir fark var, çalıştığınız mecraya göre, yani bu işte New York Times'da gazete ise, haber ajansıysa, AFP gibi, AP gibi ya da ne bileyim Guardian gibi, onların yayın politikası çünkü biraz daha farklı. O zaman ilgilendiğiniz konular ya da derinleştiğiniz, gittiğiniz derinlik ya da işte lensin merceğini ne kadar yaklaştırdığınız ya da uzaklaştırdığınız değişebiliyor. Mesela biz Hürriyet Daily'de çok ayrıntılı haberler yapardık. Yani neredeyse hani bayağı Türkçe habere yakın derecede ayrıntılı haberler yapardık. Ben bunun ne kadar ayrıntılı olduğunu AFP'ye geçince anladım. AFP'de ise kameranın objektifini biraz daha uzağa çekmeniz gerekiyor ki daha kuş bakışı bakabilin. Çünkü bağlam orada her şey olmaya başlıyor. Ayrıntılardan ziyade. Bilmem cevap oldu mu? Gayet güzel bir cevap oldu. Sağ ol. Uğur, yine aynı benzer soruyu sana da soracağım. Bir de üstüne tabii ki de bunun ekonomi yönü de var. Bizde biraz daha aslında biz Bloomberg olarak biraz daha detaya iniyoruz. Çünkü hani Bloomberg'in hani dış Türkiye'deki dış basın bağlamında değerlendirirsek Bloomberg'in ekibi yine genel olarak daha geniş ve hani haber yaptığı aralık daha dar olmasına rağmen bizim çok daha fazla detayla uğraşmamız gerekiyor. Çünkü biz hani bütün dünyada işte hani Bloomberg'un sistemi şeydir, bizim kapalı devre bir haber ağımız vardır. Hani o haber ağında işte 200 binden fazla OHA üye kişi vardır ve onlar Türkiye ile ilgili gelişmeleri takip etmek istediklerinde onun sorumlusu biziz. Yani onlara o habere ulaştırılması gereken kitle biziz. Ve bizim her, yani önemli ekonomik etkisi olabilecek her şeyi haberleştirmemiz gerekiyor. Hani bu
Ya bu bağlamda bütün ekonomik verileri haberleştiriyoruz biz. İşte bütün siyasi gelişmeleri, hani özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde siyasi gelişmeler ekonominin hani her şeyidir. Bütün ekonomiyi, bütün siyaseti takip etmemiz ve yani yabancı izleyiciye ne denir artık, hani okuyucuya anlatmamız gerekiyor bunu. Ve bunu onların anlayacağı dilde çok hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü Bloomberg'e yollanan insanların temel amacı aslında haberden para kazanmak. Yani Bloomberg'ün okuyucuları bu işi para kazanmak için, yani bizi bu para kazanmak için takip ediyorlar. Bizim orada üzerimize ayrı bir sorumluluk biniyor. Çünkü o zaman hata yapma veya eksik yapma bir işi ya da geride kalma riskini, yani bunlar çok büyük risklere dönüşüyor. Mesela Türkiye bürosunda normal bir medya kuruluşunun Türkiye bürosu birçok haberi pas geçecektir. Çünkü neden? Yabancı genel ortalama okuyucuya hitap etmez. Ama mesela bizim bazı konularda böyle bir lüksümüz asla olmuyor. Hani haberi pas geçmekten ziyade haberi birkaç dakika veya saniye geç ulaştırmak bile bizim için bir başarısızlık konusu olabiliyor mesela. Böyle bir yanı var Bloomberg'de. Yabancı bir okuyucuya hitap etmenin. Bunun dışında nasıl anlatabilirim? Hani bu açıdan baktığımızda bizim işimiz hep şey gibi. Piyasa etkisi olabilecek her şeyi olabilecek en hızlı şekilde okuyucuya ulaştırmak. Bizim temel görevimiz bu Bloomberg olarak. Ama tabii bu biraz bir süre sonra gazeteci olarak insanı yavanlaştıran da bir şey. Yani bunun sıkıntılarını bazen yaşıyoruz. Özellikle benim yaptığım iş çoğunlukla bunu yani bunu yap, yani benim temel olarak yaptığım iş haberin ilk 10-15 dakikasını 10-15 dakikasında ellerini hani kollarını sıvayıp bunu okuyucuya ulaştırman gerekiyor. Daha sonra editör olarak, daha sonra muhabirlerimiz devreye giriyor ve haberi daha genelleştiriyorlar. Türkiye'yi çok iyi bilmeyen insanların da anlayabileceği bir dile çeviriyorlar. Daha uzatıyorlar. İşte bunun yanına ek olarak da biz biraz da gazetecilik egosunu tatmin etmek için de olsa bazen biz de işte elimizden geldiğince uzun detaylı haberler yazmaya çalışıyoruz. Benim için her zaman hani gerçekten keyif verici haberler de onlar oluyor. Çünkü hani dediğiniz gibi Şafak'ın da anlattığı gibi hani bazen hani bir konsepti açıklayabilmek hakikaten çok zor olabiliyor. Hani sizin için çok malum olan bir şey, Londra'da oturan bir editör için tamamen anlamsız bir hale gelebiliyor. Bu yüzden böyle çok uzun bir editoryal süreçten geçen haberler yani çalıştığımız da oluyor. Mesela bazı haberleri çıkarmak 2 ay, 3 ay sürebiliyor. Bu kadar uzun olabiliyor. Ama mesela yerel medyada benim hiç böyle bir tecrübem olmadı. Çok bu tarzda bir haber çalışması da Türkiye'de çok yapılmıyor zaten. Çok nadir. Benim için de yani uluslararası medyaya çalışmaya başladığımda ilk şoklarımdan beri haber çeşitlerinin fazlalığı da olmuştu. Hani bir günlük haber çıkabiliyor. Bazen aylarca üzerinde çalışılan büyük haberler oluyor. Ki örneğin New York Times New York Times Magazine bambaşka çalışıyor. Orada hani kimi haberler ekip de farklıdır. Bir yıl, 1,5 yıl sürer kimi haberler. Tekrar Uğur'a şimdi sormak isterim. Yani senin işin özelinde anladığımız kadarıyla zaman senin için gerçekten önemli. Hız meselesinde Dünya Gazetesi'nden Bloomberg HT'ye sonrasında Bloomberg'e geçen ya, o hız meselesinin nasıl hallettin? Hani o hızı nasıl kazandın? Diğer başka yetenek ya da beceriler kazanmak zorunda olduğun başka beceriler de oldu mu? Aslında hani hızdan başlarsak çok kolay olmadı. Çünkü gazeteciyken süreç şöyle işlerdi. Sabah erken kalkmazdık pek açıkçası. Saat 10'daki toplantıya yetişebiliyorsak bizim için yetiyordu. Sabah toplantısına girersiniz. Günün başlıkları bellidir. O gün önemli bir veri varsa onlar zaten muhtemelen açıklanmıştır bile o saatte. Ama hani onun keyifli yanı şuydu. İşte öyle ne kadar ne var ne yok her şeye bakarsınız. Sonra öğleden sonra oturup haberin üzerinde çalışmaya başlar. Telefon görüşmeleri yaparsınız. Tek bir haberin üzerinde detaylıca çalışırdınız birkaç saat ve ortaya bir sayfa bir haber çıkardı. Yani bir sayfayı doldururdunuz. Bu bir yandan hani kolay, bir yandan da hani şöyle bir zorluğu vardı. Bu
kadar zamanınız var, güzel bir şey çıkarmanız gerekiyor ortaya. Yani farz edelim bir ekonomik veri açıklandı. O ekonomik verinin bir bülteni vardır mesela İstatistik Kurumu'nun web sitesinde. Hani onu alıp koyamazsınız gazeteye. O ne anlama geliyor? Ne gibi etkileri olabilir? Daha sonra hani bunun ne gibi sonuçları olabilir gibi detayları habere koymanız gerekiyor. Yani böyle bir detaylandırmanız gerekiyor eğer yazılı basında çalışıyorsanız. Ama şimdi Bloomberg'da çalışırken biz her şeyi anlık olarak yapmamız gerekiyor. Mesela dün enflasyon verisi açıklandı. Saat 10'da gelir. Saat 10'da gelme, yani biz bir gün önceden o verinin hazırlığını yaparız mesela. O veri geldiğinde bu haberin, yani veriyi o siteden alıp bizim sistemimize aktaracak kişi bellidir. Onun görevi tanımlanmıştır. Onun yani yanlışlık yapmaması için onun arkasında durup kontrol edecek ayrı bir editör vardır mesela. Haber geldiğinde onu hemen sisteme, hani başlıklar olarak geçilir önce. Hani son dakika başlıkları olarak geçilir. Daha sonra onun hızlıca birkaç dakika içerisinde, ki ideal olanı 5 dakikadan azdır. Enflasyon gibi önemli verilerde 1-2 dakika içinde hemen hızlıca veriyi özetleyecek bir haber çıkarmamız gerekir bizim. Bunu da yine 2 kişi, 3 kişi yapar bazen. Hızlıca bunun için şablonlarımızı hazırlarız mesela önceden. Haber şablonları hazırdır. Önemli başlıkları, verileri çıkartırız ve hemen ilk 2 dakika içinde o şablonu yayına veririz. Sonra muhabirler devreye girer, bakarlar, verinin alt detaylarını incelemeye başlarlar. Göze çarpan başlıkları çıkartırlar. Eğer görüş alınması gerekiyorsa görüş alırlar. Daha sonra mesela ilk 20 dakika içinde de detaylı, hani bizde Ayşe teyze denir, Bloomberg'de de Aunt Agatha derler. Onun anlayacağı şekilde 20 dakika içinde bir haber çıkarmamız gerekir. Benim alanım ilk 15 dakikasıyla sınırlı. Ben son dakika masası diye çevirebileceğim bir birimde çalıştığım için. Daha sonrasını muhabirlere devrediyoruz. Onlar detaylandırıyorlar. Haberi daha anlaşılır, Türkiye'yi bilmeyen insanın da anlayacağı bir hale sokmakla onlar görevli oldu. Çok sağ ol. Şimdi bu Agatha ve Ayşe teyze muhabbetinden Şafak şöyle bir soru yönelteceğim. Hani senin de kariyerin boyunca oturduğun koltuklar, taktığın şapkalar o kadar farklıydı ki, hani AFP ve New York Times'da yabancı bir dünyaya Türkiye'yi anlatmak, Londra'da olup BBC Türkçe için çalışmak, Türkiye'de Hürriyet Daily News, yani Türkiye'yi anlatan İngilizce bir gazete çalışmak dahil her şey var sende. Yani en son New York Times'ı sormak isterim, ya da istiyorsan diğer geçmişten de örnekler verebilirsin elbette. Ya bu Aunt Agatha, Amerika'nın ya da New York Times'ın çok geniş bir uluslararası kitlesi var. Onları çeken hikaye, yani sen Türkiye'de sabah kalktığında, gündeme baktığında, ya buradan New York Times'a bir haber olabilir, şu konuya şuradan baksak dediğinde derken ki en temel kriterlerin neler oluyor? Hani bu New York Times'a haber olur hangi noktada diyorsun? Yani bu çok o an var olan gelişmelerle şekillenen bir şey aslında. Türkiye çok dinamik ve her şeyin çok hızlı aktığı bir ülke olduğu için bu sürekli değişebiliyor. Yani New York Times da işte bizim tabirimizde amiral gemisi gazetelerden biri olduğu için mesela biz Kastamonu'daki sel haberini günlerce takip ettik. Günlerce yazdım ben o haberi mesela. Çünkü live briefing diye, Türkçe'ye canlı anlatım diye çevrilen ve işte Türkçe yayın yapan, mesela BBC Türkçe yapıyor şu anda. Çünkü öyle bir şey var. Hani belki biraz daha açarız birazdan tamam, live briefing'i, ama günlerce bunu takip ettik. Günlerce yangın takip ettik mesela. Neden? Çünkü iklim krizi korkunç derecede herkesin gündeminde olan bir şey. Yani Amerika'daki işte Agatha teyzenin de gündeminde olan bir şey. Biden'ın da gündeminde olan bir şey. Aynı şey sel için de geçerli. Yani bu olağan dışı hava hareketleri mesela. Ama işte geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi ben sınırız etmeyi edeceğim çıkışı da mesela çok inanılmaz diplomatik seviyede, liderler seviyesinde ülkelerin diplomasisini ilgilendiren daha böyle üst seviyede bir şey belki. Ama onu da yazdık. Dolayısıyla çok dediğim gibi hani burayı ilgilendiren, konumuz Türkiye ise Türkiye'yi ilgilendiren ve bir şekilde uluslararası, yani çünkü biz de aslında New York Times'ın dış haberlerine çalışıyoruz ya. Tabii. Foreign Desk'teyiz. Dolayısıyla dünyadan haber almak istediklerinde onlar için anlamlı hale gelebilecek olan her şey diye özetleyebiliriz bunu.
Ben burada mesela şeyi ekleyebilirim. Mesela Kastamonu'daki sel felaketi döneminde. Yani mesela bu haber Bloomberg'un hiçbir zaman odağında olmadı. Çünkü neden bizim bakışımız dediğim gibi şeyle sınırlı olmak zorunda? Piyasayla sınırlı olmak zorunda. Çünkü hani orada çok muazzam bir haber akışı var. Ve devasa ekiplerle hiçbir zaman çalışmıyorsunuz. Dolayısıyla haber seçmek zorundasınız. Mesela bizde de haberi yapılmıştır ama yani bizde buna birkaç saatten fazla vakit ayrılmamıştır. Yani böyle bir ayrım oluyor. Ama öte yandan mesela bu elçiler meselesinde bizim için hani bu bir büyük bir hani hazırlık ve kriz meselesi. Hani bir şeydi, kriz masası kurup hani bunu tartışıp nasıl ele alacağız, bunları planlamamız gereken bir durumdu mesela. Çünkü onun muazzam bir piyasa etkisi olabilecek bir durumdu ki öyle de oldu zaten. Bir yandan ona kendi aramızda şöyle şakalaştık, hani neyse ki hızlı çözüldü de aylarca bunu takip etmek zorunda kalmadık dedik. O aynı şakayı biz de yaptık, evet. Biz için öyleydi. Bir anda çözüldü. O şeyde de yani senin de bu anlattığın kriz masası durumu, orada yine bir editoryal süreçlere dönersek güzel olurdu. Yani Türkiye'de ben dediğim gibi dış habercilikte çalıştığım için bizim de o dönem Milliyet'te hani Roma'da, Atina'da, Washington DC'de, Brüksel'de muhabirlerimiz vardı ve haberleri konuşurduk. Ama tabii ki de bu hiçbir zaman benim de kendi gördüğüm New York Times'da şahit olduğum düzeyde bir koordinasyon ve dünyanın dört bir yanına dağılmış büroların, editörlerinin çalışması şeklinde olmuyordu tabii ki de. Çok çok daha küçük ölçekliydi. Ama şeyde de hem Bloomberg hem New York Times için de haber ilk tohum aşamasından bazen kimi zaman bürolar ortak çalışabiliyor. Nasıl şekilleniyor ve önümüze konan, yani okuyucunun önüne konan son yemek nasıl pişiyor? Kademeleri, aşamaları söylüyorsun. Bir küçük ek yapayım bir önceki soruya dair. Mesela bence sel örneği çok güzel bir örnek. Biz neden seli günlerce yaptık? Çünkü o dönem dünyanın her yerinde ya da birkaç ay öncesinde her yerde çok ölümlü, çok kayıplı, çok maddi hasarlı sel felaketleri vardı. Ve mesela bizim editörlerimiz işte olağan dışı hava hareketleri diye hemen hemen her gün canlı anlatım açıyorlardı. Pat, Türkiye'de de aynı zamanda sel oldu. Bu yüzden anlamlı oldu. Eğer bu olmasaydı, felaketin boyutu çok büyük olduğu için bu yine New York Times'da haber olurdu. Ama bir gün olurdu. Biz muhtemelen beklerdik birkaç gün, çünkü kayıplar vardı, ölü sayısı artacaktı, bu görünüyordu, işte devam ediyordu, ilçeye girişler çıkışlar falan daha belli değildi. Bekleyip bir noktada yazacaktık ama bir kere yazacaktık. Dolayısıyla o yüzden dedim hani dünyada olup bitenlerle bir şekilde ilişkilenmiş bir şey olması gerekiyor burada olanın bir ölçüde. Ha bazen de ama çok Türkiye'ye özgü bir şey yazıyorsun çünkü ilginç oluyor gerçekten, okuyanın ilgisini çeker diyorsun. Süreçlere gelirsek. Yani bir haberin 6-7 kez gelip gittiğini bilirim ben editörlerden. Mesela az önce Uğur'un dediği gibi bir paragraf yazarsınız. O bağlamı süper anlattım zannedersiniz. Editör geliyor, ben bundan hiçbir şey anlamadım. Çat kesmiş mesela. Sizin için o çok önemli bir şey aslında. Evet. Ama aslında hiçbir şey ifade etmemiş oradaki insan için. Bu nüansları verebilmek, bu ayarı yapabilmek için haber gider gelir. Yani siz bir şey yazarsınız, tabii ürettiğiniz ürünün çeşidine göre de değişiyor bu. Yani podcast'a ayrı, işte live briefingse, canlı anlatımsa başka, uzun ve üzerinde çokça çalışılmış bir şeyse başka olur. Ama rutin bir şeyden bahsedelim, yani işte sıcak bir gelişmenin yansımasından bahsedelim. Hız bizde de önemli bu arada, çünkü internet var devrede. Dolayısıyla hani basılı gazeteden önce internete giriyor zaten bir şekilde. O yüzden mesela Büyükelçiler olayından anlatayım ben size. Herkesin gözünde canlansın. Nasıl oldu? Cumartesi günüydü yanılmıyorsam, değil mi? Bir cumartesi olması lazım ya da pazardı. Hafta sonuydu o kesin, ya cumartesi ya pazar. Benim küçük bir kızım var. Ben kızımla çocuk parkındaydım. Bayağı kumdan kale yapmaya çalışıyorduk. Ve o sırada ben şeyi gördüm. Açıklamayı gördüm. Büro şefine haber verdim. 5 dakika sonra telefonum çaldı. Londra'dan editör aradı. Şafak biraz hızlanır mısın dedi. Biz kum oyuncaklarını topladık. Uçarak eve gittik. Evin yakınındaydık. Ben masaya oturdum. İşte çocuğu eşime devrettim. Ve yazmaya başladım. Ve bu böyle günlerce süren bir tempo haline. Yani çabuk çözüldü ama işte çözülene kadar ki tempo. Buna benzer bir tempoydu. İşte editör size ulaşıyor ya da büro şefi zaten oturmuş oluyor. Beraber çalışıyorsanız onunla çalışıyorsunuz. Yoksa siz çalışıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Onlar edit ediyorlar. Sonra size geliyor bir playback deriz biz ona. Geri geliyor haber.
hızlıca bir kontrol etmeniz gerekiyor ve çok çabuk bir şekilde internete, internet sitesine onun girmiş olması gerekiyor. Sonra bazen Uğur'un anlattığı gibi şöyle şeyler de oluyor. Hemen onun arkasından mesela bu şimdi ne anlama geliyor haberi yazmamız gerekiyor. O bizde de var. Bu neden önemli? Bu niye Türkiye için majör bir gelişme? Bu sefer bunu biraz daha ayrıntılandırarak, biraz daha vakit kullanarak yazmanız gerekiyor. Şeyde de örneğin bizim ikimizin beraber çok yoğun çalıştığı bir hikaye Cemal Kaşıkçı. Evet. Gece gündüz. Cemal gece gündüz. Aylarca gece gündüz. Yaklaşık iki ay boyunca New York Times için. Örneğin Cemal Kaşıkçı şöyle bir ekleme yapmak istedim. Örneğin bir dediğin gibi artık dışarıdan benim de Türkiye ile ilgili talep edilen haberler ya bir dediğin gibi bu sel felaketleri, orman yangınları gibi zaten dünyanın genelini çok etkileyen meseleleri yansımasını Türkiye'de görebildikleri zaman. İkincisi hani haberciliğin aslında gazetecinin en temel, yani iyi bir insan hikayesi her evet, zaman iyi bir insan hikayesi hele iyi yazıldıysa da o evet, dünyanın her yerinde okunur ve alıcısı olur. Bir de kendi toplumlarını ya da kendi siyasetlerini, S-400 meselesi. Yani Türkiye'nin Amerika ile bağları, Amerika Birleşik Devletleri ile bağlarını da ilgilendirebilecek bir haber ya da o tarz şeylerde de bayağı bir yoğun bir ilgi oluyor. Bir de şey var şimdi, ister istemez bunları konuşurken notlarıma bakıyorum. Türkiye biz şeyi çok seviyoruz ya bir de gazeteciler olarak. Ya sen dedin ya hani ben bir paragraf yazdım. Editöre bence çok iyi verdim background'ını geçmişin ama uçmuş gitmiş o paragraf. Şimdi biz de örneğin en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Bir yabancı gazeteci Türkiye'de bir süredir olsalar diyelim ki 5 yıldır Türkiye'de çalışan bir yabancı gazeteci. Meral Akşener'e çok temel bir örnek olur. Meral Akşener'e baktığında diyor ki hani kadın bir siyasetçi, milliyetçi ağırlığı fazla olan bir partinin başında ve o gözle bakıyor. Ama bizim için Meral Akşener'in de onun geriye giden Türkiye'nin son 20 yılını da en azından son 20 yılında hesaba katman gerekiyor ama bir yerde de onu vermeye çalışırken de editörlerden şey uyarısını alabiliyorsun. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Ben ne bu alaka? Kadarını ne yapayım? Hani bana bir cümle ver, ben bir cümlede evet, bu siyasetçinin önemini ve şu an ne ifade ettiğini anlayayım. Onun sen de dedin hani onu da soracağım, Uğur'a da soracağım. Yani o basitleştirmeyi yapmak gerçekten bir maharet. Çok zor gerçekten. Gerçekten çok zor. Hatta ana dil dışında bir dilde yazmaktan ben daha zor buluyorum. Ha, olabilir. Neredeyse çoğu zaman o kompakt hap gibi onu anlamlı, herkes anlamlı gelebilecek bir şekilde yazmak zor olabiliyor. Yani sen nasıl yapıyorsun? Yapabiliyor muyum acaba? Bilmiyorum. Yapabiliyor muyum? Bazen yapabiliyorum, bazen yapamıyorum. Valla bunun cevabı bu herhalde. Daha uzun bir cevap veremedim buna. Nasıl yapıyorsun? Bir süre sonra alışıyorsun. Birincisi bu var. Yani ben neredeyse 20 yıldır işte gazeteciyim. Yaklaştı 20 yıla. Aman Allah'ım o kadar olmuş. Çok uzun olmuş. 2005 diyelim. Hadi stajları falan saymayalım. 16 sene. Tamam, güzel. 20'ye daha gelmemiş. Yani alışıyorsunuz. Birincisi bu var. Ama bizler açısından yani sonuçta buraya gelen mesela büro şefi ya da yabancı muhabir görev süresi bittiğinde gidecek başka bir ülkeye. Eğer benim böyle bir kariyer planım yoksa ben burada kalmaya devam edeceğim ve burayla ilgilenmeye devam edeceğim. Şimdi bu biraz aslında hani Türkiye'nin o çok yüklü arka planı, inanılmaz dinamik ve her şeyin çok hızlı aktığı gündemi sizi biraz buraya alışmaktan böyle eteğinize tutunup çeken bir ağırlık gibi aslında. Çünkü aslında o kadar basit anlatmak için o arka planı bilmeniz gerekiyor. Onu bilemezseniz onun ne anlam ifade ettiğini de bilemiyor oluyorsunuz. Dolayısıyla zor bir denge. Bazen yapabiliyorsunuz. Bazen şöyle oluyor. Benim en çok yapmaya çalıştığım şeydir. Editörlerle konuşmak vakitleri varsa, yani bunu niye böyle anlamlandırma gereği duydun diye ya da işte gelen playbeyi ya da işte edit edilmiş hali çok iyi okuyup onu takip etmeye çalışmak ondan sonra. Çünkü o orada olduğu için oradaki haber alıcısına senin aktardığın şeyin ne anlam ifade ettiğini açıkçası benden daha iyi biliyor. Ben çünkü burada Türkiye gündemine gömülüyüm. İster istemez gömülüyüm. Dolayısıyla o takım çalışmasında çok iyi bir takım arkadaşı olmaya devam etmek gerekiyor her seferinde. Bizim bununla ilgili, burada ekleyeyim yeri gelmişken, bununla ilgili Bloomberg'da bizim bir küçük bir hile yolumuz var. Hemen öğreneyim. Bu biraz ama sistemsel bir şey. Yani belki sizde yani yapılamayabilir. Yani bizde mesela QuickTake diye bir ürünümüz var bizim. Orada bu bir haber değil ama mesela az önce bahsettik.
S-400 olayı. Bu S-400 olayını yani 3-4 yıldır devam eden bir süreç bu ve bunu böyle hani her haberde bunu açıklayamazsınız. Yani bunun çok muazzam bir geçmişi var artık yani. Ne yapıyoruz? Bunu açıklayacak yani kısaca özetleyecek bir paragrafımız oluyor. Ama bizim quick take dediğimiz bir ürün var. Orada mesela kendi kendimize soru soruyoruz. Mesela 10 tane soru soruyoruz. İşte S-400 süreci nasıl başladı? Onun altına açıklamasını yazıyorsunuz bu paragraf. İşte ikinci soru, neden Türkiye böyle bir satın alma yaptı? İşte neden NATO müttefi olmasına rağmen Rusya'dan böyle bir silah alma yoluna gitti? İşte Amerika buna nasıl tepki gösterdi? Süreç nasıl gelişti diye bu soruları kendinize sorarak böyle uzun, detaylı, açıklayıcı bir haber benzeri bir makale yazıyorsunuz. Bu bizim Bloomberg Terminal sisteminin içinde işte belli kodlar arasında bulabiliyorsunuz bunları eğer aratırsanız. Dolayısıyla biz haberimizin içinde onu bir paragraf olarak yer verip daha fazlası için deyip linkliyoruz ve bu problemi öyle çözüyoruz. Aslında benzer bir şey biz de yapıyoruz. Explainer, New York Times'ın Explainer. Explainer var ama yani çok basit hiç hani farklı bir ürün gibi ele almadan şey de yapabiliyorsun. Bir kere geçmiş haberleri okumak bir şey yazarken her zaman herkesin yaptığı bir şey zaten. Orada varsa güzel bir açıklama hani hızlı bir son dakika haberi için ondan faydalanmak. Hı-hı. Artı bir de Bloomberg'dan farklı olarak işte siz bir ürün üretmişsiniz o çok güzel gerçekten. Hı-hı. Biz de öncesinde mesela S-400 ile ilgili illaki bir explainer yazılmıştır. Ona link veriyoruz işte internette. Anladım. Evet bizde de böyle bir küçük kaçakları oluyor gerçekten. Şeyde zaten bu explanatory journalism, açıklayıcı gazetecilik, hani yurt dışında da giderek artık farklı formatlarda, farklı ürünlerle giderek daha da iyi görelim. Vox Media tamamen bundan yola çıkıp bayağı bir kurumsallaştı ve başka gazetecilik ürünlerini de içermeye doğru gitti. Şeyde sen canlı anlatımında şimdi ürünleri aslında onunla zaten ilgili konuşmak istiyordum. İyi bir fırsat oldu. Canlı anlatımı söyledin. Bloomberg'ün de zaten bir sürü var. Terminal var. Evet. Onları da konuşuruz. Benim gazetecilikte de hani özellikle geçen sene Craig Newmark School of Journalism'da ben gazetecilikte ürün geliştirmeyle ilgili bir grubun parçasıydım. Çok kabaca şöyle anlatabiliriz gazetecilikte ürün geliştirmeyi. Hani hepimizin artık bildiği e-bülten, podcast, mobil telefonlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş app'ler bunlar ve bir sürü şey artık gazetecilikte bir ürün olarak geçiyor ve hepsinin kitlelere nasıl ulaşacağı konusunda da bayağı eski usul sırf gazeteciler değil bayağı işin içerisinde program geliştiricilerin, yazılımcıların, data analizcilerinin olduğu ekiplerle artık büyük haber odaları dünyada ürün geliştiriyor. Örneğin canlı anlatım New York Times'ın çok artık öne çıkardığı ve sıklıkla kullandığı bir şey. Örneğin canlı anlatımdan yola çıkarak bize New York Times nasıl ürünler kullanıyor gazetecilikte onu anlatabilir misin? Örneğin benim aklımda olan gene enteresan örneklerden biri The Daily. Eminim birçoğunuz da dinlemişsinizdir New York Times'ın günlük podcast'ini. Örneğin New York Times'ın günlük podcast'ini dinlemek için New York Times'a herhangi bir para ödemiyorsunuz. Haberlerini okumak için ödemeniz gerektiği halde. Hani bu ilk başlarda şey diye bir soru vardı ortada. Yani New York Times böyle bir ürünü niye bedavaya veriyor diye. O New York Times o Daily aracılığıyla, Daily üzerinden rakamı şu an tam hatırlamıyorum. O yüzden yanlış bir şey söylemiyorum ama abone kazanmayı başardı bedava bir ürünü sunarak. Canlı anlatım dışında örneğin dediğim gibi The Daily'de de şey bekleniyor. 10 yıl önce bir gazetecinin kalkıp çok aktif bir şekilde... Bu ses benden mi geliyor? Nerede bir ses geliyor? Yok telefondan geliyor zaten pardon. Örneğin 10 yıl önce bir gazeteciden kimse çok az, kendi kuruluşu daha doğrusu şey beklemezdi. Çok akıcı bir şekilde çıkabilsin de bir radyo programında ya da bir podcast o zamanlar emekleme aşamasındaydı. Çok akıcı bir şekilde işitsel olarak haberi anlatsın. Eskiden iyi yazabilmek kafiydi. Bu çeşitlenen ürünlerle birlikte çeşitlendirmen gereken ya da kendine katman gereken de yetenekler, beceriler oldu mu? Yani sadece basılı gazeteye, o basılı gazetenin emrettiği zaman aralığında bir şey yazmanın ötesinde işte hep o internet gerçeği, o sosyal medya ve canlı anlatım gerçeği önümüzde duruyor. Mesela canlı anlatım bizim kurumumuz için çok sevilen bir şey. Çok okuyucu çeken bir şey. Google arama motorunda New York Times'i üste taşıyan bir şey ve buradan abone de çeken bir şey. Podcast şeyi gibi. Yani canlı anlatımlar sanıyorum abonelik dışına
Ücretsiz olmayabilir. Çok emin değilim ondan. Bazı yani çok abonelik nadir gerekiyor durumlarda galiba. Açılıyor. Evet, çok nadir durumlarda, çok majör bir şey varsa açıyorlar. Ama Google aramasında çıktığı için oradan da abone çekiyor anladığım kadarıyla. Çok açıkçası bu süreçlere hakim değilim. Nasıl oluyor abonelik işleri falan ama. Evet, yani mesela yani ben burada Türkiye'de yerleşik, Türkiye'yi takip eden bir muhabirim. Ama The Daily'ye koronavirüs pandemisi esnasında bayağı sesimle şey verdim mesela, bir parça kullanıldı. Hem benim muhabirliğimden çıkan bir şey kullanıldı, hem de benim üzerine konuştuğum bir şey kullanıldı İngilizce. Dolayısıyla hani sadece yazmak değil, mesela İngilizceyi konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Podcast'ta sizi kullanacaklarsa. Ve bu evet, başka başka yetenekler istenen bir şey. Mesela bunu BBC Türkçe için söyleyebilirim. BBC Türkçe'ye ben başvurup girip işe alındığımda multimedya gazeteci arıyorlardı. Hem video çekeceksiniz, hem radyoculuk biraz bileceksiniz, hem internet basını için yazılı haber yapıyor olacaksınız. Tamam, BBC çok şöyle bir kurum, yani orada size bir sürü eğitim veriyorlar gittiğiniz zaman. Kurumun içerisinde yani çalışanını eğitiyor. Ama sonuçta ilanın kendisi multimedya gazeteci olarak çıkıyor mesela. Yani yazmak yetmiyor. Şey çok enteresan, Gülsin'le panel için konuşurken bunu birazcık konuşmuştuk, belki onu anlatmak gerekir. Ben Hürriyet'te elinizde çalışırken Hürriyet'teki arkadaşlarla da, yani Türkçe Hürriyet, bildiğimiz Hürriyet. Hürriyet'teki arkadaşlarla da tabii ki birçok aynı habere gidiyoruz. Meslektaşlarla beraber çalışıyoruz falan. Orada mesela şöyle bir şey vardı. Belki Uğur'un da başına benzer bir şey gelmiştir. Hürriyet'te şöyle bir talep oluyordu eskiden. Fotoğrafınızı da siz çekin, haberinizi de siz yazın. Ki foto muhabirliği bambaşka bir alan. Kesinlikle ayrı olması gereken bir alan. Yani ben şimdi nereden fotoğraf çekeceğim, bir de haber fotoğrafı çekeceğim, bir de yazacağım, bir de röportaj yapacağım falan. Şimdi buna karşı çıkabilenler çıkıp hani bir yol bulabiliyorlardı kendilerine. Ama mesela hem fotoğrafını çekip böyle İsveç çakısı gibi, hem de haberini yazan çok meslektaş vardı mesela. Ama hani orada hani buna direniş gösterip sadece yazılıda kalmaya çalışmaktan biz işte multimedya gazeteci olma yerine geldik bir taraftan. Yani ben BBC Türkçe'de akıllı telefonumla bir sürü fotoğraf çektim. Yok, fotoğraflar basıldı mesela. Ama benim çektiğim fotoğraf da dümdüz bir fotoğraf. Çünkü ben foto muhabiri değilim. Bu aslında çok böyle karşısında durabileceğimiz bir süreç değil aslında. Yani her gazetecinin artık bunu yapması gerekiyor. Yani, bu, yani gazeteciliğin tanımı bu oldu artık. Biraz öyle. Ben ilk başladığımda hatırlıyorum. Bir dönem Dünya Gazetesi'ne ilk başladıktan, hani stajyerlik yaptıktan sonra bir dönem başka bir kurumda da çalışmıştım kısa bir süreliğine. Orada bir televizyon haberciliği yapmıştık. Orada beni işe alan kişinin bana söylediği şeydi. Sanırım 2009 yılıydı. Hani biz artık sadece haber yapan insanlar istemiyoruz. Hani senin haberi çekmeni de istiyoruz. Yeri geldiğinde video kaydını da yapmanı istiyoruz. Canlı röportajını da yapmanı istiyoruz. Fotoğrafını da çekmeni istiyoruz. Ve hatta gerekirse haberi editlemeni de, yani videosunu dahi editlemeni de istiyoruz. Hani her şeyi yapabilecek bir gazeteciye ihtiyacımız var artık bizim demişlerdi. O bana o zaman çok şey gelmiş. Hani çok fazla şey isteniyor diye düşünmüştüm. Ama mesela bugün geldiğimiz süreçte yani bu artık hani normu oldu biraz da. Hani klasik medyada tabii ki hala böyle devam etmiyor ama yani klasik medyanın da zaten çok fazla ömrü kalmış değil. Yani buna, her şey buna evrildi. Artık hepimiz bunu yapmak zorundayız. Hani Bloomberg'de bizim kullandığımız araç sayısı, yani sayısız araç var hatta diyeyim. Yani böyle biraz abartılı derecede fazladır bizde hatta. Ben hepsini her zaman takip edemeyiz. Hani biz haber için fotoğraf çekersek ne ala? Kimse itiraz etmez. Yani haber için video çekersek daha da sevinirler. Yani çünkü videolar için ayrı bir birimimiz var mesela. Hani video haberlerinin paylaşıldığı. Hani haberi yazarsınız, bir de buna 2 dakikalık bir video çeker misin derler. Onu da yaparsınız. Bazen televizyon yayınını almak isterler. Televizyon yayınına çıkıp 3-5 dakikada o haberi anlatmanızı isterler. Bazen Bloomberg'un radyosu, radyo yayınına bağlanıp radyoda bunu anlatmanızı isterler. İşte az önce dediğim gibi quick take olarak bazı olayları detaylı anlatmanız gerekir. Hani onu bizim yapmadığımız zaman mesela Squawk diye bir ürünü vardır Bloomberg'un. Farz edelim terminal sistemimiz çöktü ve hiçbir haberi okuyucuya ulaştıramıyoruz. Ama piyasalar durmuyor. Farz edelim borsada büyük bir çöküntü oldu falan. Sizin sisteminiz de çalışmıyor. Squawk dediğimiz sistem mesela belli yerlerde oturup
doğrudan sürekli canlı yayın yapabilen muhabirler, yani muhabir denir mi bilmiyorum ama kişiler vardır mesela. Sesli olarak hemen o an ne oluyorsa onu anlatır mesela. Hani bir maç yayını gibi anlatan insanlar vardır mesela. Bununla görevli kişiler de vardır mesela. Yani o kadar çok fazla yöntem ve yol var ki artık habere ulaştırmak için. Hani buna yetişmek çok zorlayıcı olabiliyor artık gazeteciler için. Özellikle hani normal bir, yani günlük basılan bir gazeteden geliyorsanız buna ayak uydurmak başlarda çok zor oluyor ama bir süre sonra mecburen bu yola giriyorsunuz. Bloomberg terminal nedir? Ne değildir? Bloomberg terminal nasıl anlatsam? Yani bütün Google'a girip finans diye yazıp görsellerde arattığınızda hep karşınıza belli fiyat hareketlerinin olduğu ekranlar çıkar mesela. Birkaç ekran, bir adam 3-4 tane ekranın karşısında birden oturuyordur mesela. Orada grafikler vardır, haberler vardır, bir sürü farklı şey vardır, rengarenktir falan. Bloomberg Terminal dediğim şey o, o ekranlar. Orada akan haberler ve bunun için çok ciddi bir de bir bedel ödemeniz gerekiyor. Yani Bloomberg Terminal'i kullanmak, yani şu an tam bilmiyorum ama senelik hani 20 bin dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor mesela. Yani bireylerin kolay kolay ödeyebileceği bir ücrettir. Daha çok yani, şirketler yani çoğu şirket bile almaz. Yani finans kurumları alır, bankalar alır. Hani terminale senelik 20 bin dolar veriyorsa terminali kullanarak o paradan çok daha fazlasını kazanıyor olması lazım kişinin. Hani bireysel birinin, yani bireysel bir yatırımcının bu yola ben tercih edeceğini çok sanmıyorum. Çok nadirdir yani. Hani çok devasa bir fonu yöneten bir trader olabilir tabii de. Bunu bilemeyiz. Hani genel kitlemiz, genel okuyucumuz bizim borsaların traderları, yani traderlardır. Borsalarda, tahvil piyasasında, kur piyasasında işlem yapan insanlardır mesela. Onun dışında tabii hani bu kapalı devre habercilik Bloomberg'un hani yapı taşı gibi bir şey ama işte son yıllarda Bloomberg'de web sitesini ücretli hale getirdi, işte farklı araçlar çıkartarak şimdi o da hani yeni dönemde daha fazla kişiye de ulaşmaya çalışıyor. Bunu da şeyde görüyoruz mesela, ilk Bloomberg'un web sitesi paralı hale geldiğinde herkeste şey bir şüphesi vardı, okunmalarımız azalacak, hani terminal dışındaki insanlara ulaşamıyorduk, şimdi hiç kimseye ulaşamayacağız diye bir korku olmuştu bizde mesela. Tam aksine ücretli üyelik geldikten sonra okunmalar nedense daha fazla arttı. Yani işte parasını veriyoruz okuyalım olmaya başladı. O Türkiye dışı okuyucunun biraz yapısıyla ilgili bence. Aynı şey New York Times için de geçerli. Evet. Yani abonelik sistemine geçince okuyucuda çok ciddi artış. Bağlılık da sanırım bağlı oldu. Parayı verdik hisse hem de bir yandan da bağlılık. Evet, artık benim düzenli olarak hani en azından her sabah bakmam gereken bir şey artık. Peki Türkiye okuyucusu için imkansız. Evet, tabii de. Yani Bloomberg Terminal aynı yani bizim Bloomberg'ün kurucusu Mark Bloomberg'ün hani hep bir sözü vardır. Biz aslında hani bazı kurumlar haberi ayrı olarak satar ve veriyi ayrı olarak satar. Hmm. Bloomberg sadece bir haber kurumu değil, Bloomberg aslında bir veri kurumu. Yani temel işlevlerinden biri aslında veri ulaştırmak insanlara. Hani bunun için bazen tek veri kaynağı da olabildiği alanlar da var. Mesela Bloomberg terminalinin büyük kullanıcıları tahvil piyasasında işlem yapan insanlardır mesela. Çok büyük çoğunluğu. Mesela haberi ayrıştırmayı düşünür müydünüz gibi soruları hep verilen cevap şeydir. Hani Bloomberg'in aslında ana işi haberdir. O yüzden haberi ayırmayız derler ama yani bu bir yandan hani habere verilen bir önem, bir paye ama bir yandan da hani bunun muazzam bir de data bölümü oluyor. Bundan da kopamıyorsunuz. Yani Bloomberg'i alan insanlar sadece habere bakmıyor. Aynı zamanda oradan işlem yapabiliyor mesela. Bloomberg terminali üzerinden bir şeyler alıp satabiliyor. Ya da Bloomberg'in kendi içi chat uygulaması vardır. Oranın içinde başka bankacılarla iletişime geçip işte bana şuradan bu kadar kredi açabilir misin? Şuradan swap yapalım mı gibi hani doğrudan iş bitirebilecekleri, diyalogları kurabilecekleri de bir oluşum yani çok aslında. Çok mutlu. Çok nemiş aslında münasır da bir yapı. Yani bunu işte dünyada bir Bloomberg var, Reuters var. Birkaç tane tabii daha hani bütün her yere yayılmış. Terminal yani iki kurum var aslında biraz da. Hani başka kurumlar da var tabii de hani en yaygın olanları bunlar. O yüzden mesela bizim için her zaman rekabet Reuters'tadır.
Salondan da sorular alacağız. Zoom'dan da bu arada sanırım ben şu an ekranı göremiyorum ama el kaldıran bazı izleyicilerimiz varmış. Onlardan da ricam yazarlarsa sorularını ben buradan görüp okuyacağım. Önce salondan bir soru alalım istiyorsanız. Teşekkürler. Sormak istiyorum ben. Anladığım kadarıyla en azından New York Times ve Bloomberg için hız kavramı dünyada dönüşen gazetecilik için önemli bir kavram. Sizin bu konudaki deneyimlerinizi merak ediyorum. Yani bu hıza alışma evresinde zorlandınız mı? Sizi hala zorlayan bir şey mi? Yoksa alışmak zorunda kaldığınız bir şey miydi? Yani bir yandan da dünyada çok tartışılan kavramlar demin de Gülsün dedi. Yani açıklayıcı gazetecilik ya da işte yavaş gazetecilik vesaire. Bu konudaki deneyimlerinizi merak ediyorum. Hız konusunda belki ben bir şey söyleyebilirim. Hani bak, temel olarak benim işimin hani ünvanımda bile o var. Hani işte hız editörü dediğimiz bir birimi vardır. Speed editörlerden denir. Bunların işi bir olay ortaya çıktığı anda, yani biz mesela aynı anda ekranımızda 20 farklı haber kaynağı vardır mesela. Hepsini takip ederiz. Yani sürekli açıktır ve o sürekli akar ve biz de sürekli onu izleriz mesela. Bütün gün işte ben sabah 7'de masama otururum. Hani ilk yaptığımız şeydir, resmi gazeteyi açmaktır mesela. Resmi gazetenin de çok böyle korkunç bir dili vardır, onu anlamak da problemdir. Mesela sabah onu çözmeye başlarım, onu anlamaya çalışırım. Eğer önemli bir şey varsa hemen onu bir başlığa çevirip sisteme yollamam gerekir. Onu yolladıktan sonra hemen birkaç dakika içinde onu yazmam gerekir. O yüzden hani ve bu bizim hızımız hep ölçülür mesela. Rakip kurumun aynı haberi ne kadar, saat kaçta geçtiği, bizim saat kaçta geçtiğimiz saniyesine kadar ölçülür mesela. Ve bu raporlanır düzenli olarak. Ve eğer mesela bir başlıkta geride kalmışsak, daha geç bildirmişsek, bunu açıklamamız gerekir mesela üstlerimize. Hani bu tabii ki muazzam bir baskı yaratıyor. Ama bir yandan da bir süre sonra alışıyorsunuz buna. Bununla nasıl başa çıkabileceğinizi de öğreniyorsunuz. Ve bir süre sonra şey oluyor, artık otomatiğe bağlamaya başlıyorsunuz. Ama tabii yani bazen özellikle mesela siyasetçilerin konuşmalarını aktarmanız gerektiğinde bu bazen çok büyük bir gerginlik kaynağı olabiliyor bizim için. Çünkü mesela Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. İçinde eski Türkçe kelimeler kullanıyor ya da Arapça kelimeler kullanıyor farz edelim. Ya da onun söylediği bir şey den hani söylediği şeyi birebir çevirip sisteme yollarsanız bir şey anlaşılmıyor. Çünkü geri planını bilmeniz gerekiyor. Ama bunu belli bir sınırlı karakterde yollamaya çalışırsınız, yollamanız gerekiyor. Ya bu çok zorlayıcı olabiliyor mesela. Çünkü mesela Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi bazen bir dakika sürüyor. Ama sizin orada 5-6 tane kelime hakkınız var sadece. Yani bu tarz şeyler çok zorlayıcı olabiliyor. Bunun dışında önceden planlanan, yani mesela açıklanacağını bildiğimiz her şey için hazır oluyoruz. Onun heyecanı ayrı olur mesela. Yani yine aynı örneği vereyim. Dün mesela enflasyon verisi vardı. Planlamasını dediğim gibi bir gün önceden yaptık. Herkesin ne yapılacağı dakika dakika bellidir. Orada sadece veri açıklanmadan artık 10 saniye önce geriye saymaya başlarsınız mesela. Arkanızdaki kişiyle beraber. Veri sürekli refresh yaparsınız. Yani sürekli sayfayı yenilersiniz. Ve veriyi gördüğünüz anda sisteme girersiniz. Bir kişi de size onay verir ve yollarsınız mesela. Orada yani kaç yıldır, yani 5 yıldır Bloomberg'da yapıyorum. Ondan önce de televizyon kanalında da benzer bir iş yapıyordum. Ama mesela bunun heyecanı hiç geçmiyor. Yine şey oluyor. Yine aynı gerginliği mutlaka yaşıyorsunuz. Çünkü bir tek haber heyecanı değil, hata yapma korkunuz da oluyor. Şöyle de bir handikapımız var. Mesela Bloomberg'de veya başka Reuters'ta diyelim çalışıyorsanız ve bir ekonomik veride hata yapıyorsanız, yani sadece yanlış bir haber geçmişsiniz, düzelteyim diyerek olmuyor. Çünkü sizin o sizi takip eden insanlar sizin geçtiğiniz habere göre piyasada pozisyon alıyor. Enflasyon gibi piyasa fiyatlarını etkileyen bir haber, bir veride hata yaparsanız, hani bu bir tek insanlar da değil bu arada. Yani bizim sistemimize bağlı çalışan otomasyonlar da var. Yani bir aracı kurum bizim geçtiğimiz enflasyon verisine göre işlem açıyor ve kapatıyor. Yani saniyeler içinde hepsi oluyor. Siz orada bir hata yaparsanız birilerinin para kaybetmesine neden oluyorsunuz.
Ve bunun hesabını da vermeniz gerekiyor kurum içinde. Yani bunun hani çok ciddi sonuçları da olabiliyor. Dolayısıyla böyle bitmeyen bir stresimiz var kız konusunda. Ben bir şey ekleyeyim. Şimdi bence Uğur'un çalıştığı alan bunun en tepe noktası. Hem işin içinde para var, bir de öyle küçük paralar yok, çok büyük paralar var, bankacılık sistemi var vesaire vesaire. Ama habercilik tanımı gereği zamanla yaptığınız bir şey. Sadece gazeteye yazıyorsanız baskı saatiniz var. Televizyonculuk yapıyorsanız yayın saatiniz var. O yayında verebileceğiniz haberin bir maksimumu var. Çünkü seyirci fazlasını izleyemiyor mesela. Ve bunlar değişen şeyler işte kültüre göre, haber alıcısına göre vesaireye göre. İnternete yapıyorsanız son dakika gelişmesi ise onun bir zaman baskısı var. Dolayısıyla hani o biraz yoruluyorsunuz o şeyin içerisine girip ona çalışmaya başladığınızda. Refleksleriniz ona göre gelişiyor. Ben çok severim mesela. Ben ajansa da çalıştım. O acilleri atmak, o son dakikaları geçmek bayılırım mesela. O yüzden New York Times'ta çalışmaya başladığımda canlı editörleri beni çok seviyorlardı. Çünkü ben çok hızlıydım ajanstan geldiğim için. Ha ama şu her zaman mümkün. İdeal bir dünyada her zaman mümkün. Çok sevmiyorsunuzdur hızı. Siz araştırmacı tarafta kalırsınız. İşte magazin tarafı mesela bizim ek, hafta sonu ek. O tarafta kalırsınız. Ajansa geçersiniz. Benim gibi bir adrenalin şeyiniz varsa ajansa geçersiniz. Yani şeyler mümkün. Kaçaklar yapmak mümkün ya da kendinize bir alan ayırmanız mümkün. Ama zamandan bağımsız bir şey düşünmek bu meslek için imkansız. Bir de benim de ekleyeceğim şey olan hani İlkan'ın dediği slow journalism de çok artık giderek güç kazanan bir alan ve özellikle insanların kişilerin kendi zamanlarında yani ben bu haberi şu an okumayacağım, hafta sonu okuyacağım diyebilecekleri ya da ben bu yolda arabaya hani önümüzdeki hafta 2 saatlik bir yolculuk yapacağım. Ben bu podcast'te o arabayı o sırada kullanır kendimi. Kimi haberler? Evet öyle daha uzun vadeli aslında onlar çok bizim anladığımız anlamda ilk temel anlamıyla acil haber değil ama old da giderek güçleniyor. Şeyin enteresanlığı işte Bloomberg'da biraz daha değişiyor ama işte New York Times, Washington Post, Le Monde gibi dünyadaki büyük devlerin artık özelliği o kadar devleştiler ki o canlı anlatımı da onlar sunabiliyor. Okuması 3 saat sürecek, hazırlanması 1 yıl ve onlarca kişilik bir ekiple mümkün olabilmiş bir haberi de onlar sunabiliyor. Onlar aynı yerde işte o tek, aslında bir nevi bir tekelleşmeye de gidildi öyle bir şey var. Bir de ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubunun bizim gibi yabancı basına çalışan gazeteciler için en zorlayıcı yanlarından biri. Geçenlerde birkaç hafta önce Tanıl Bora'nın çok güzel bir yazısı vardı. Bir edat olarak noktasında diye. Bir cümlenin içerisinde noktasında geçtiğinde ben çok zorlanıyorum. Ve bir de Türkçe'de gizli özne kullanmaya çok müsait bir dil olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiği için yani onlar. Kim onlar? Her zaman bana o soru gelir mesela. Onlar kim? Evet ve bu şey gibi görülüyor bazen beraber çalıştığımız büro şefleri ya da yabancılar hani bizim bir maharetsizliğimiz. Türkçeden İngilizceye biz aktarıyoruz. Abi orada şey ya Türkçede de kimden bahsettin ben bilmiyorum. Hani bir fikrim var ama aslında çok da bir fikrim yok. Dolayısıyla evet yani hani sırf dil anlamında da bazı zorluklar oluyor. Bu konuda Bahçeli'yi evet. De eski geçmemek. Aynısı Bahçeli'dir. Bahçeli'de ama bazen yazılı da hemen siteye yazılıyı da koyuyorlar. O şey yapıyor evet. Ama canlı çevire çok zor. Evet. Arkasının biri vardı. Evet. Şimdi geçenlerde Merkez Bankası'nın kararı açıklandığı zaman Bloomberg, Bank of Erdoğan diye bir şey kullanmıştı. Türkiye'de tartışılmıştı. Sanırım biraz da artık Türkiye dışarıdan da böyle değerlendiriliyor. Yani Bank of Erdoğan ibaresini kullanabiliyor. Yani bu editoryal olarak nasıl gerçekleşti bilmiyorum ama background'da bu Türkiye'de ciddi tartışıldı. Halk TV'de tartışıldı, sosyal medyada tartışıldı. Bunu size sormak istiyorum. Bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi üst düzey Türk yetkili. Bakıyorum böyle BBC'ye konuşuyor, Bloomberg'e konuşuyor. Al kaynak yok. Üst düzey Türk yetkili çıkıp bir şeyler söylüyor. Siz her ikiniz de bunu yaşıyor musunuz? Mesela kaynağınızı mesela Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yardımcılarına ya da işte külliyeden birilerine ulaşıp işte bir takım briefing alabiliyor musunuz? Bilgi alabiliyor musunuz? Bu nasıl gerçekleşiyor? Bunu İbrahim Haskoğlu da böyle eleştirerek sosyal medyada, Twitter'da söylemişti. Belki bunu anlatabilirsiniz diye bunu iki soruyu sormak istiyorum. Ben başlayayım. Yani
Yani gazeteciliğin temel kurallarından biridir. Hani başlıkta olayı vermek gerekir, değil mi? Yani haberimizin başlığı önemlidir. Çünkü onu gören insan sonrasında okuyup okumamaya karar verir. Ve başlık olayı özetlemelidir. Dediğiniz gibi bahsettiğiniz haberin başlığı tartışıldı ama bir de şu açıdan bakalım. Türkiye'deki olan olayı, hani Merkez Bankası doğası gereği bağımsız olması gereken bir kurum diye geçer. Hani bunun uygulaması hani sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle değildir ama teoride bağımsız bir kurumdur. Ama Türkiye'de hani son dönemde olan, ya mesela burada çok bilmiyorum eleştiri oldu mu bilmiyorum. Hani konuşuldu bu konu ama hani buna mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten kendisi de bu konularda söz sahibi olması gerektiğini söyleyen bir kişi. Yani o yüzden hani bu başlıkta ben herhangi bir problem görmüyorum ve Türkiye'deki durumu da ortaya koyan bir başlık aslında ve okur okumaz anlıyorsunuz ne olduğunu aslına bakarsanız. Özellikle süreci takip ediyorsanız. O yüzden hani editoryal bir tercihti o ve yapıldı. Ben bir problem görmüyorum. Yani daha sık göreceğiz derken hani yani bu hani bir tavır değil. Bu dediğim gibi haber haber değerlendirilir bu başlıklar zaten. Yani bu o an o doğrudur, o açıklayıcıdır, öyle başlık atılmıştır. Yani bu öyle sistematik bir tercih değil yani. Bir küçük destekleyici örnek nasıl değerlendiriliyor? İşte hani Erdoğan'ın Merkez Bankası mı yoksa Türkiye Merkez Bankası mı? O çok hani daha şey radikal bir durum Merkez Bankası olduğu için ama geçmişte yaptığımız... New York Times için değildi sanırım ama meslektaşlar arasında yaptığımız bir tartışmadan örnek vereyim ben. Çok benzer karar süreçlerini. Türkiye'de ana akım medya. Şu anda var mı? Yok mu? Biz yazarken haberi Türkiye'de ana akım medya şunu diyor mu demeliyiz? Durumun gerçekten nasıl olduğunu vermek için. Yoksa bir ara medya sahipleri açısından herhalde %90 oranındaydı. Hükümete yakın sermaye sahipleri tarafından hani nesnel veriler açısından, sahiplik açısından, medyanın durduğu yer açısından anlatılan şey. Ya da öyle mi vermeliyiz? İşte İngilizce'de pro-government medya diye mi vermeliyiz? Bunlar aslında çok nesnel ve şey sorular. Uğur en başında şey demişti ya, bu mesleği daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm için yabancı basına geçtim demişti. Bunlar bizler için çok normal, çok nesnel, çok mesleğe dair sorular mesela. Ama Türkiye satımı haline geçtiğimizde başka anlamlar kazanıyor onlar. O da başka bir hani panelin konusu olsun. Ben bir şey soracağım sizin ikinci sorunuza dair. Bu kaynak üst düzey yetkili meselesinde anonim kalmak isteyen kaynaklarla ilişkiler nasıl oluyor diye mi sordunuz? Üst düzey yetkiliden alabiliyor musunuz diye mi sordunuz? Her ikisi de. Şöyle mesela bizim gazetenin anonim kaynaklarla ilgili çok katı kuralları vardır. Bir kaynak anonim olmasına rağmen sizde adı, sanı, telefonu, ünvanı her şeyi vardır. Editörünüze yollarsınız. Okuyucu bilmez ama onlar bilirler. Birincisi bu. İkincisi anonim kaynak kullanmak, yani işte üst düzey adını vermek istemeyen üst düzey bir yetkili şunu söyledi, mümkün olduğu kadar az kullanılmaya çalışılır. Ve gerçekten çok gerçek bir sebebi olması lazım. Yani işte zarar görebileceği için konuşmak istemedi gibi falan. Ve bunun gerçekten veril ve şey olması gerekiyor. Biz bir dönem şeyde çek ediyorduk. Her anonim kalmak isteyen kişiyi editörlerle çek ediyorduk. Bunu böyle kullanabilir miyiz diye. Kullanamadığımız çok oldu mesela. Bu arada böyle şeylerden bahsetmiyorum. Kimse de olmayan bir bilgi sızdırılmasından falan bahsetmiyorum. Çok böyle normal, dümdüz yorumdan falan bahsediyorum mesela. Buna dair bayağı katı kurallar var. Bilgi alınabiliyor mu? Söyleyeyim mi? Değişir. Yani hükümetse mesele, o andaki hükümetin yabancı basını, yabancı basındaki spesifik kurumları nasıl algıladığına göre değişir. Mesela bir dönem New York Times Amerikan devleti muamelesi etmek istediler. Yabancılaştırmak istediler mesela falan. Yani şey ayrımını çok yapmıyorlardı. Hani bu bir basın kuruluşu. Hı. Ama orada bir hükümet var. O ayrımı çok yapmıyorlardı mesela. Ondan önce hiç böyle bir şey yoktu. New York Times çok büyük ve çok etkili bir gazete olduğu için konuşmak istiyorlardı. Bunlar çok değişken şeyler buradaki siyasi duruma göre ne yazık ki. Ben de şey eklemek isterim bu anonim kaynakların kullanılması meselesiyle ilgili. Hani Şafak'ın da dediği gibi benim de bildiğim Amerikan ekolünde son derece katı kurallara bağlıdır. Fakat enteresan bir şekilde Trump döneminde
2016-2020 arasında Amerika'daki trendlerine ben New York Times'ın hani Amerika ile ilgili National Desk'in coverage'ına da çok dikkat ederek bakarım. Yani eskiye kıyasla, Obama yıllarına kıyasla anonim kaynakları çok Trump iyi. Beyaz Sarayı'nı haberleştirirken çok daha fazla kullanıldı. Mecbur kaldılar muhtemelen. Mecbur kaldılar. Çünkü oradaki içerideki hem kaynaklarından gelen bilgi akışını kesmek istedim hem orada Trump'ın çok daha fevri diyelim bir karakter olmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı da muhtemelen normalde Obama döneminde belki daha az çekinecek insanlar ya siz ne olur ne olmaz benim adımı yazmayın dediler. O da olabiliyor. Bir de evet yani Şafak'ın da dediği gibi örneğin Cemal Kaşıkçı cinayetinden bahsettik biraz önce. Cemal Kaşıkçı örneğin cinayeti ve onun etrafında gelişen olaylarda Türk hükümetinin, Türk yetkililerinin dış basınla son derece haber paylaşmaya bilgi ben açık olduğu bir vakaydı örneğin. Vakalara göre de değişebiliyor. Bir sızdırma politikası uyguladılar o dönem ve seçtiler mesela hangi gazeteye hangi bilgiyi sızdıracaklarını seçtiler. Bir bilinçli karar vererek seçtiler. Yani bu gizli bir şey değil. Yayını okuduğunuzda anlarsınız bunu zaten. O yüzden hani şeye göre, koşula göre çok değişken cevapları var sorunun. Zoom'dan Zeynep Sarıaslan'ın bir sorusu var. Merhabalar, gazetecilik mesleği ulus ötesi bir kitleye hitap ediyor. Agata teyze ve Ayşe teyze örneğinde buna değindiniz. Ancak yalnızca çok küçük bir grup gazetecinin merkez medyadan küresel bir kitleye hitap ettiğinden bahsedebiliyoruz. Toplumdaki çeşitlerin bu küçük grup gazeteci içinde yeterince temsil edildiğini düşünüyor musunuz? Kimler dışarıda kalıyor? Teşekkür ederim. Ben çok anlamadım. Belki görmem mi gerekir bilmiyorum soruyu. Gör istersen. Göreyim. Ya ben şey mi demek istiyor acaba? Yani hani ünlü, ben şey diye yorumladım. Çok pardon. Hani bazı gazeteciler ünlü ve etkileri çok yoğun olan bir gazeteci grubu var. Onlar hani hem küresel medyada daha da çok duyulabiliyor. Birilerinin sesi... Ya bu aslında olabilir. Aslında tam olarak öyle değil. Yani yani Türkiye'de her türlü görüşten veya şeyden, eğilimden gazeteci var. Ve son yani ama onun bir karşılık bulup bulamaması o gazetecilerin sayısıyla veya dediğiyle alakalı değil. Yani yaptıkları işe insanların yani duyduğu güvenle alakalı biraz da. O yüzden hani ben şeyi mi demek istiyor acaba dedim. Hani sınırlı bir bakış açısıyla mı? Zeynep belki şey yapabilir Zunda. Bizi izliyor muhtemelen. Belki biraz açıklayabilir sorusunu. O zaman tekrar döneriz değil mi? Tabii tabii. Memnuniyetle. Tabii kendisi daha açıklamak isterse. Ceyda Özer'in yine Zunda'dan sonra salondan tekrar bir iki soru alırız. Ceyda Özer'in bir sorusu var. Bireysel gazetecilik yapmak isteyenler için neler tavsiye edersiniz? Ekonomik olarak gelir yaratabileceğimiz kaynaklar neler olabilir? YouTube'da yayın yapan tanınmış gazetecilerin yayınları izleniyor. Ancak yerel medya çalışanları kendini bu dijital yayıncılığa nasıl adapte edebilir? Bir önceki oturumumuz Nevşin Mengü ile ürün geliştirmek ve kendi programını yapmak tam bu Ceyda Hanım'ın sorduğu sorulara hitap ediyordu ama Uğur'la Şafak'a da sormuş olalım. Ya aslında yani bu artık çok kolay. Yani herkes yani çok kolayca bir YouTube hesabı açıp oradan bir şeyler anlatabilirsiniz ama orada yaptığınız tam olarak gazetecilik yani gazetecilik tabii ki gazetecilik ama orada hani farklı bir tarzınız var. Orada biraz yorum da katmanız gerekiyor. Çünkü hani her mecranın da kitlesi ve beklentisi ayrı yani her mecrayı takip eden kitlenin beklentileri farklı oluyor. Yani YouTube'da habere ulaşmak isteyen insanlar aslında daha çok yorum görmek istiyor mesela. Yani doğrudan bilgi isteyen insanlar, kısa hap bilgi denilen tarzda bilgi isteyen insanlar Twitter hesaplarını takip ediyor mesela. Yani bu açıdan sosyal medya muazzam olanaklar sunuyor. Hani her yerde, her şekilde görüyoruz. Yani sürekli bireysel gazeteciler ortaya çıkıyor. Ama bunu gelire dönüştürmek biraz zor. Yani Twitter'da daha yeni yeni aslında bunun için bir model ortaya çıkmaya başladı. YouTube'da zaten var. Ya buralarda kitle edinebilmek için ama ya burada şöyle bir problem var. Yani benim gördüğüm şöyle bir sorun var. Bu işe sıfırdan hiç medya deneyimi olmadan sosyal medya üzerinden başlayan arkadaşlar birçok gazeteciliğin temel kurallarını takip etmiyorlar. Ama bunu hani bilerek yaptıklarından değil, bilmediklerinden oluyor. Hani orada bir medya geleneğinden kopukluk oluyor. Orada yeni bir medya oluşuyor. Hani bu belki hani şu anda biz eski kafayla bakar gibi hani ya siz de bu işi böyle yapıyorsunuz, bu iş böyle olmaz diye düşünüyoruz bazen ama
belki hani geleceğin gazeteciliği de o olacak. Ona da, onun da karşısında kimse duramaz. Yani orada belirleyici olan okuyucu olacak yine. Hem bizim kuşağımız itibariyle hem de tabii ki de bizden daha da örneğin deneyimli olan meslektaşlarımız da büyük bir şoka yol açıyor. Ham haberin içerisinde yorum katılması. Evet. Evet. Ama o sırf Türkiye'de değil. Türkiye'de tabii şimdi YouTube ve Türkiye'deki medyanın haliyle ilgili olarak da Türkiye'de yorum artık çok isteniyor. Hatta kimi zaman haberden daha çok bilinen, tanınan yüzlerin yorumları isteniyor. Ve dünyada da aslında yorum giderek yükseliyor. Hani sen hem soruya cevap verme babında hem Şafak, hani sen yorumun ağırlık kazanmasına nasıl bakıyorsun? Biz dinozor mu kaldık? Ben de o boomerlardanım. Ben de sinir oluyorum içine yorum gelince. Yani diyecektim tam, Uğur söyledi onu. Ben kurumsal tedrisatın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bireysel gazetecilik yapmak çok kıymetli bir şey. Freelancerlık diye bir şey var işte, serbest gazetecilik diye. Ama bunu yapabilmek için yani haberinizin yayınlanabileceği kurumlarda sizden serbest bir gazeteci olarak haberinizi alıp onu yayınlayabilecek kurumlara haber önermek için belirli bir şeyi biliyor olmanız ve haberin nasıl yapıldığını biliyor olmanız gerekiyor bence. Ben hani işte meslek gazetecilik olunca belki bu böyle gerçekten. Hani bunun için Türkiye medyası da dönüşüyor çok ve hızlı dönüşüyor. Çok yeni mecralar var. Serbest gazeteciliği bu anlamda teşvik eden, oradan tek tek parça başı iş alan bir sürü mecra var yeni yeni. Bunlar denenebilir. Ama işin hani böyle bir gazetecilik, habercilik tedrisatından geçmeyip çıkıp dijital mecrada bir şey yapmanın nasıl oluyor bilmiyorum. O hani bir ekonomik geri dönüşe nasıl döndürülür onu da inanın bilmiyorum. Ama yorumsuz çok zor herhalde oradan öne çıkmak diye düşünüyorum. Ya aslında orada iki temel problem var. Hani biri habere çok fazla yorum katmak. İkincisi de ya mesela az önce kaynakla ilgili soruda da vardı. Hani ona da biraz cevap olur. Yani bir bilginin doğruluğunu yani bir gazeteci olarak sizin asıl yapmanız gereken şey bilgiye ulaştıktan sonra o bilginin doğruluğunu da teyit etmektir. Yani her duyduğunuzu yazamazsınız. Hani benim bildiğim şekliyle gazetecilik bu. Ama mesela o yüzden hani gazetecilik tedrisatından geçmemiş ya da bir kurum kültürü almamış kişiler bunu yapmaya başladığında en çok atladıkları nokta bu oluyor. Hani her duyduklarını paylaşıyorlar ama her duyduğunu paylaşırsan hani senin gazeteci olarak hani orada olaya kattığın şey ne? Hani bunu sadece kitlelere hani herhangi bir bilgiyi kitlelere araştırarak müthiş bir dezenformasyon kaynağına da dönüşüyorsun aslında. Evet. Hani bu çok atlanan bir şey. Ve yorum konusu da mesela hani bizim bildiğimiz kadarıyla gazetecinin yani herkesin bir görüşü vardır muhakkak. Herkesin bir görüşü vardır ama yorumundan mümkün olduğunca sıyırman gerekir haberi. Hani bırak okuyucu yorumlasın. Hani sen ne varsa onu ortaya koy denir. Ama artık insanlar yani bu tip hani yorumsuz şeylere tepki dahi geliyor. Tabii. Yani herhangi bir gelişme oluyor. Bunu paylaşıyorsunuz ve altında bir sürü eleştiri var. Asıl ne oluyor onu söylesene diye mesela oluyor. Ama belki altını çizmek lazım burada. Yorum yapabilmek için olgulara hakim olmanız gerekiyor. Kim olursanız olun. Evet. İşte gazetecilik o yüzden çok önemli. Olguları teyit ederek sunduğunuz zaman kim yorum yapacaksa o insana yorum yapabilmesi için bir temel sunmuş oluyorsunuz. Ama işte sosyal medya, oradaki dijitalleşme, işte yorumun çok işin içine karışması, bizim Türkiye medyasındaki bu anlamda yozlaşma bunu çok yaptı. Daha da kötü hale getirdi. Yani hem teyit etme meselesi, bir de yani Uğur'un da senin de dediğin gibi yani ben her tanık olduğumda sırtımdaki bütün tüyler geliyor. Yani Ankara'da bu konuşuluyor ya da birine telefon açtım, bana bunu dedi ve bu. Yani evet. Bu bayağı hiçbir filtreden, gazetecinin en önemli işlerinden biri. Bizim belli bir enformasyona, bilgiye erişip bunu işleyip bir filtreden, imbikten geçirip doğrulattıktan sonra bakın bu bir bilgi parçası, işinize yarayabilecek de dönüp kamuya vermemiz gereken bazı meslektaşlarımız hani filtreleri fazla önemsemeye biliyorlar. Tekrar salondan hani önce bir soru sormamış kişilerden salondan bir soru varsa öyle devam edelim yoksa Zoom'dan devam edelim. Şimdilik o zaman Zoom'dan devam edelim. Burak Altıokun bir sorusu var. Merhabalar, yabancı dilde yaptıkları haberi Türkçe olarak sosyal medyada paylaşmalarını mesleklerinin bir zorunluluğu olarak mı görüyorlar?
yoksa sosyal sorumluluk başlığı altında mı nitelendiriyorlar? Sana bu ilk en başta konuştuğumuz hani haberler yabancı bir dilde yayınlansa dair Türkiye kamuoyunun gündemine sosyal medya üzerinden gelebiliyor. Yani bağlayın. Bu bir zorunluluk değil tabii ki. Yani biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Niye? Çünkü hani haber sadece hani İngilizce bilmeyen de bir sürü insan var. Yani ama onlara da ulaşsın istiyorsunuz. Ama onlara ulaştırabilecek bir mecramız yok bizim. Hani Bloomberg'ün Bloomberg terminaline üyeyseniz Türkçe haberleriniz oluyor. Ama üye değilseniz ulaşamıyorsunuz onlara. Onlara da bu şekilde ben mesela bu benim için kişisel bir tercih. Yani bu hani biraz da hani gazeteci olmak zaten hani bilgiyi olabildiğince insana yaymaktır ya amaç. Yani bunu yapmanın yolunu ben mesela öyle buldum. Bizde bir şey örneği vardı yıllar önce. New York Times'in yazdığı Türkiye ile ilgili bir haberi Türkçe'ye çevirmişlerdi. Sen hatırlıyorsun. Evet, şeyi çevirmişlerdi. İlk önce bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının karıştığı kavgayı çevirmişlerdi. Bir de Reza Zarrab'ın Amerika'daki yargılanması ile ilgili ilk haber çevirmişti. Yani bazen şöyle şeyler oluyor. Mesela bir konuyla ilgili yazdığınız bir haber çok da Türkiye kamuoyu için bir şey ifade etmeyebiliyor. Yani hani zaten alıyorlar onları o haberi. Ama başka bir şey işte Rıza Zarrab davası gibi ya da işte korumalarla Amerika Birleşik Devletleri'nde olan olay gibi o buradaki kamuoyunu çok ilgilendiriyor. Bazen kurumlar buna dair kararlar verip bunu Türkçe mesela çok nadir yapılan bir şey New York Times'te bu. Türkçe açısından söylüyorum. Bunu yapabiliyorlar. Gerisi aynen Uğur'un dediği gibi zorunluluk falan değil. Gazetecinin keyfine kalmış bir şey. Bunu sanırım bir kere de biz yaptık. Sadece bir kere oldu bildiğim kadarıyla. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir röportaj yapılmıştı Londra'da. Evet. Türkiye için, yani Türkiye ekonomisi için dönüm noktası olan bir röportaj olmuştu. Yani o röportaj bizim için çok önemliydi ve biz onu, Bloomberg onu Türkçe olarak da yayınlama kararı oldu. Ve bunu web sitesine Türkçe haber olarak koyduk. Sanırım Türkçe giren tek haber oldu Bloomberg. Bu yanlış sistemi. Hatırlamıyorsam zaten tam Rahip Brunson krizinin de çok şey olduğu bir dönemdi. Brunson krizi daha herhalde tam büyük bir krize dönüşmemişti. Yani takip ettiğimiz bir krizdi ama ya aslında çok Brunson bağlamında konuşmamıştı. Yani o hikaye de vardı ama asıl orada mesela şeydi. Artık ekonomi üzerinde kendinin daha etkin olacağını, daha fazla söz sahibi olacağını ilk orada beyan etmişti. Tamam, şuradan kafamda biraz karıştırdım. Çünkü o haberimizden sonra, o röportajdan sonra bir küçük çapta bir kur şok sanki Haziran'da yaşanmıştı. Haziran 2018'de. Sonra daha bir insan Temmuz'da mı? Şöyle olmuştu. Röportaj Mayıs ortasında çıkmıştı. Mayıs ayının sonuna doğru biz bir kur krizi yaşamıştık. Ama Ağustos ayında olan kriz çok daha büyük olduğu için o Mayıs'taki kriz unutuldu. Aslında o yıl içinde iki tane kur krizi yaşadık. 2018 yazında doğru arka arkaya. Bende tam tarihler yoktu. Sen söyledin. İyi oldu. Hani bizim için onlar böyle hani mühürlendi zihnimiz o tarihler. Tabii. Beril Çan Akçı'nın bir sorusu var. Dış basına çalışmak ve Türkiye'yi dünyaya anlatabilmek için yabancı dil ve iyi bir network'ün yoksa... Türkiye'yi dünyaya anlatabilmek için yabancı dil ve iyi bir network'ün mü yoksa Türk siyasetini gündemini okuyabilme yetkinliğinin mi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz? E şıkkı hepsi. Gibi bir şey bu. Evet. Yani diğerini dışlamıyor zaten. Evet. Yabancı dil zaten olmazsa olmaz. Onu hani artık konuşmayalım. Geçelim. Hatta işte bir ikincisi mümkünse. Yani ne bileyim başka bir tamamlayıcısı falan. Türkiye gündemini iyi okumaktan kasıt ne? Gelişmeleri iyi takip edip hepsinin en tepesinde olup hani hiçbir şey kaçırmamak anlamında bir şey mi? Yoksa iyi okuyup analiz etmek gibi bir şey mi? Eğer analiz etmek gibi bir şeyse analistlik farklı bir şey. Yani illa birilerinin bence analist olmasına gerek yok iyi bir muhabir olabilmesi için. Ha, olayların nereye gittiğini görmek tabii ki sizin muhabirliğinize yani haberi toplamanıza ve vermenize çok şey katacaktır elbette. O anlamda önemli ama hani political analist denen şey o başka bir şey. Onun için gazeteci olmasına gerek yok zaten akademisyen evet. De olabilirsiniz. Evet. Bir de şey de var şimdi Türkiye'de yabancı medyaya çalışınca şöyle bir ekstra bir sorumluluk da biniyor omzunuza. Hani yurt dışında Amerika'da şey çok nettir. Amerikan örneğini vereyim. Kongre muhabiri kongrenin nasıl çalıştığını bilir ve başka bir şeyle de ilgilenmez. Evet. Ama Türkiye'de yabancı medya hani günü geliyor işte iklim haberini de yapıyorsunuz. Günü geliyor ekonomi haberini de yapıyorsunuz. Spor haberi yapıyorsunuz. Politikayı zaten devamlı. Aslında bir yandan da yani
her yere yetişmeniz ve her yerden 5-6-10 kolunuzun çıkması gereken bir şey. Ve bunu Türkiye gibi konuş Şafan dediğim gibi, hani çok, hatta Şafan çok güzel bir benzetmesi vardır, söyleyecek diye bekliyorum demedi bir türlü. Soğan. Soğan. Türkiye soydukça, altından çıktıkça çıkan ve her kabuğu, her katmanı da farklı farklı şeyler anlatan bir ülke. Dolayısıyla hani yabancı medyaya benim kendi, yani çok şahsi izlememinim, Uğur ve Şafak da katılır. Yani dili iyi bilmek, yabancı dili iyi bilmek, kendini iyi ifade etmek, Türkiye'yi çok iyi takip etmek de ve onu özetleyebilmek bile bazen yetmiyor. Yani spordan da anlamak gerekiyor. Hani ben uluslararası ilişkiler okudum. Hani klasik makro ekonomi dersleri almıştım ama hani benim ekonomi bilgim çok Allah'a emanetti. Hani ben dış medyaya çalışmaya başladıktan sonra ekonomi öğrendim. Tabii ki de Uğur'un seviyesinde değil ama yani normal bir vatandaştan çok daha fazlasını artık ekonomi habercisi olmasam dahi bilmem gerekiyor. Çünkü Türkiye ile ilgili bayağı bir şey dönüyor dolaşıyor, ekonomiye bağlanıyor. Salondan bir soru rica edelim. Merhabalar. Benim şu sorum olacak. Nasıl sorun önce bir kontak edeyim. New York Times'da, Bloomberg'da da bir başlık çıktığında yabancı ülkelerle ilgili, özellikle Amerika kısmında. Her zaman Amerika medyasında bir başlık olur. O yüzden şöyle bir sorum olacak. Temiz Twitch hakkında duymuşsunuzdur. Yakın zamanda Twitch denilen platform üzerinden çalınan kartlarla kara para akmayılması oldu. Hatta Ahmet Sonuç, Cahreyn nickname'leyici de Bloomberg'e şey vermişti, böyle vermişti. Acaba bununla ilgili şu an New York Times'ın da bir coverage olacak mı? Twitch dediniz değil mi? Doğru anladım. Evet, Twitch. Temiz Twitch. Valla ben ona yetişemedim. Başka bir şeyle meşguldük biz. Böyle gördüm, aman Allah'ım falan dedim. Kaldı orada. Yani olur herhalde. Bilmiyorum. Başka mecralarda da muhtemelen çıkabilir. Türkiye ile ilgili daha teknoloji, The Rest of the World gibi bazı kurumlar daha böyle teknoloji odaklı gidiyor. Bence de eminim takip ediliyordur. Çıkacaktır yani. Şimdi olmasa bile bunun olması. Bizde bu haber yapıldı zaten. Biz rahatız. Bizde yapılmışım var. Ama şöyle bir durum var. Bu olay ilk patladığında ben de hani internette gördüm, işte insanlar böyle şeyler yazıyor. Aa, neymiş diye bir baktım ben de. Hani buradan bir şey önemli. Ama benim ilk algım şeydi. Ha, bu adi bir dolandırıcılık olayı, bizi çok ilgilendirmez diye düşünmüştüm. İlk refleksim öyle olmuştu. Çok derinine bakamamıştım. Zaten o arada muazzam bir piyasa şoku da yaşıyorduk yine. Neyse ki orada şöyle bir durum oldu. Hani büyük kurulum, yani dünyanın her yerinde muhabirlerinizin olmasının öyle bir avantajını gördük. Mesela bizim bir oyun muhabirimiz var. Bir tane değil, çok var da. Yani bir tane mesela Londra'dan bir arkadaş bu olayı takip etmiş ve o doğrudan iletişime geçip haberi yazmıştı mesela. O açıdan yani mesela orada bizim üzerimizden bu yükü almıştı. Böyle bir avantajımız olmuştu bizim. Evet. Takip eder miyiz, devam eder miyiz? Bu hep şeydir. Hani haber belli bir süre sonra bayatlar mesela. O ya işin içindeki efendim? Aslında yeni bir update var onunla ilgili. Mesela geçen akşam, dünyadaki en büyük 9. kadın yayıncı. Yani Queen galiba değil mi? Evet, onun adresi telefonun canlı yayında test edildi. Evet. Onun adliyeye gidiyor. Ben de kendisi anlamlı çıktığını söyleyebiliyorum artık da. Atan kişiye de akut üzerinden suçuna başlayacak mesela. Ki testler de başladı bu arada. Aynı gün bugün Cahreyn'de bir yayın. Çok üzüldü. Bir tweet attı. Tweet'in altında testler geldi. Yani çok ilerleyecek bir şeye benziyor aslında. Hı-hı. Aynı zamanda bunun dışında temiz Twitch içinde sadece kara para aklama da yok. Çok uzun zamandır yayıncılara gösterilen destek de var. Affiliate ile partnership'ler olmasına rağmen cevap verilmemeleri, tarihte alınmamaları, kendi içindeki guideline'de bu şekilde uyumamaları, gibi konular da aslında Twitch'in içine girdi. Sadece kara para aklama kalmadı. Tabii yani. Örneğin şu an çok farazi konuşuyorum. Benim biraz takip ettiğim bir olay. Merakımdan, daha çok kişisel merakımdan. Şey örneğin bu hani dış basına Türkiye'den bunu nasıl çıkardınız? Zaten örneğin hali hazırda şey, oyun muhabiri olan örneğin bunu zaten takip eden bir kurum var. Ya da bu dünyadaki hani Twitch'in pratikleriyle ilgili etik olmayan, bu etik sorunlarla ilgili zaten hani büyük bir haber toparlanıyordur. Örneğin buna Türkiye'den bir feed gider. Ya da Türkiye toplumuyla ilgili şöyle örneğin düşünebilirsin. Hani bu nasıl bir dış medya haberi? Örneğin bu anlattığınız olay Türkiye toplumunun güncel haliyle ilgili ne anlatıyor bize örneğin? Yani PQ Queen'i ben çok oyun, yani gamer geçmişim de yok. Ama hani kadın kimliğiyle bayağı gamer dünyasında hani Türkiye'den çıkıp ün kazanmış biri olduğunu biliyorum sadece. Örneğin şu an çok farazi konuşuyorum. Örneğin Türkiye'deki mevcut durumun içerisinde kadın bir oyuncu bu tacize maruz kalıp tekrar devam edebilecek mi? Örneğin böyle bir soru da kurgulayabilirsiniz dış basına haber yapmak için. Dediğiniz gibi çok özellikle belli bir camia içerisinde farkın, hani ben farkındayım, çok büyük bir haber. Ama bunu dediğiniz gibi hani neden Türkiye ile ilgili bu hikaye anlatılmalı?
ya tematik olarak bağlayacaksınız ya da bunu Türkiye'nin geneline bağlayacaksınız bir yere diye düşünüyorum. Tematik olarak tanıtım için diğer kısımlarında bir sıkıntı vardı. Eylül ayında da Twitch Games Strike olmuştu Ahmet üzerinde. Oradan da söylemek istedim. Çok teşekkürler. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Nefis bir oturum oluyor. Benim kapattığım öyle bir sorum olacak. Biraz önce bahsettik The Daily ile ilgili küçük bir katkı sunduğunu söylemiştiniz. Orada şeyi söylemek istiyorum. New York Times tarafında Türkiye'de mesela The Daily olan bilgiyle belki böyle bir raporlama, kişi raporlama. Mesela şu anda burada The Daily Türkiye'de en çok tüketilen haber podcast'ı. Birçok çarkta birinci sırada, hatta maksimum ikinci sırada. Dolayısıyla Türkiye'de bu içeriye bu kadar yoğun bir ilginin olması New York Times tarafından belki fark edilmiyor olabilir ama böyle bir iç raporlama mekanizmamız var mı? Buradaki bir podcast olan Türkiye'ye bir de katkınızın olduğunu söylemiştiniz. Hani ben podcast açısından bir soru sormak istiyorum. O katkı sürecinizi bir kısacık anlatmanın hikayesini anlatma şansınız olur mu? Son sorum da şu, tabii bilmiyor olabilirsiniz ama Türkiye'de New York Times'ın kaç tane ücretli abonesi var? Mesela bu sorumda kaç tane gazeteci arkadaşım var? Böyle bir bilgi mesela paylaşılıyor mu? Böyle çok ekstra sorular oldu ama hani böyle tamamlarsanız çok sevinirim. Sondan başlayayım. Tabii. Bilmiyorum. Merak edip sorarsam belki öğrenebilirim bizim içerideki kuruma. Yani gizli bir bilgi olduğunu sanmıyorum. Ama hiçbir fikrim yok. The Daily'nin Türkiye'de en çok dinlenen podcastlar olduğunun ben de ayırdığında değilim. Teşekkürler bu bilgi için. O kadar bakmadım. Bu arada yani son bir senedir hiçbir şekilde bırakmıyor. Yani muhtemelen vardır içeride. Çünkü biliyorum o istatistikler tutuluyor. Ülke bazında tutuluyor mu çok emin değilim. Bunlar çok idari ve işte ürün geliştirme, iş geliştirme süreçleri olduğu için bizim çok bildiğimiz alanlar değil. Ama tahmin ediyorum vardır diye düşünüyorum. Ha, ülke bazında tutuyorlar mı? Türkiye o kadar majör bir ülke değil onlar açısından. Hani abonelik mabonelik anlamında bakarsanız. Ama yani sosyal medya ve diğer farklı mecralara ilginin çok büyük olduğu, genel olarak bir ülke olduğu için ben de farazi konuşuyorum diyeceğim Gülsün gibi. Yani ilgilerini çekiyor olabilir. Olmadı ben uyarayım. Böyle bir şey varmış haberimiz var mı diye. Ben sallamaya devam ediyorum. O zaman The Daily katkımızla birlikte şunu da sormuş olayım. Şimdi çok multifonksiyonel gazetecilersiniz, multidisipliner gazetecilersiniz. Mesela podcast tarafına bir katkı sundunuz. New York Times içerisinde başka podcast'le ilgili katkı sunabileceğiniz alanlar var mı? Veya mesela yarın bir gün yaptığınız bir yazı dizisini podcast'le zenginleştirmek isterseniz bu şefiniz tarafından, büronuz tarafından onaylanabilecek bir şey mi yoksa hayır? Yazıyı üret, yazıyla devam et. Mesela bu sizin içerik üretim olarak sizin elinizde olan bir opsiyon mu? Son sorumu çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Önce şeyi anlatayım. Podcast süreci nasıl gelişti onu anlatayım. Yapılan podcast şu. Dünyanın dört bir tarafından koronavirüs pandemisinde hayatını kaybeden insanların yakınlarıyla konuşup onlara yakınlarını anlattırmak istedikleri bir podcast bu. Çok da dinlenen bir bölüm olmuş. Oraya Türkiye'den de katkı istediler. Ve ölen ilk hekimlerden Cemil Hoca'nın oğluyla konuştuk. Oğullarından biriyle, çocuklarından biriyle konuştuk. Podcast ekibi katkı istiyoruz diye geldi bize. Çünkü büro var. Büroya geliyorlar. Öyle oluyor o işler genelde. Büroya bir mail atıyorlar. Ya büro şefine, işte bana atıyorlar. Daha önceden çalışmışlığınız varsa. Ve biz kendi planlamamızı yapıyoruz. Zaman vesaire baskısına, işte elimizdeki iş yoğunluğuna göre. Genelde o istekleri cevaplamaya çalışıyoruz. Çünkü çok, en son sorduğunuz soruyla bağlı bir şey bu. Çok fazla birimle bir arada çalışıyoruz çünkü biri olarak. Çok fazla istek geliyor. Yapabileceğime karar vermiştik zaman vesaire ve iş bölümü açısından. İşte ben oğluna ulaştım. Bir telefon röportajı yaptık. Sesi ben kaydettim. Çok da basit, kendi telefonuma kaydettim sesi. Yani öyle özel bir alet falan kullanmadık. O dosya gitti. Ben onlara çevirisini yaptım. İstedikleri bölümü söylediler. Ben de üzerine o Türkçe konuştuğu için, İngilizce konuşmayı ilk şey olarak tercih etmişlerdi ama onu yapamamıştık. O Türkçe konuştuğu için ben üzerine dublaj yaptım. O da bu arada ben öyle dublajcı falan değilim. Zaten çok bunlar çok tercih edilmiyor biliyor musunuz? Öyle profesyonel bir dublajcı gibi olsun falandan ziyade gerçekten o New York Times'in gazetecisi bunu yapsın istiyor. Çünkü o veriyor aslında o şeyi ve duyguyu. Ben de işte üzerine sesi okudum. Onu da hatta çok komik en son şurası şöyle olmuş Şafak, burası böyle olmuş ama WhatsApp'tan ses gönderdim. Yani hani işte o doğallık isteniyor zaten. Evet evet bu çok güzel bir şey bu arada ama yani bildiğiniz WhatsApp ses mesajından podcast'ın editörüne, değilim editörüne gönderdim ben yani. Ne aldılar yaptılar. Çok küçük bir bank tabii yani giren.
Evet, yani eğer yaptığınız bir işte yazı dizisi ya da yaptığınız bir haber çok sevildiyse ve işte podcast olarak ya da başka bir ürün olarak anlamlı olacaksa bunu her zaman önerebilirsiniz. Pitch edebilirsiniz. Çok büyük bir kurum olduğu için doğru kişiyi bulmak, o merhaleleri aşmak biraz zorlayıcı olabilir. Ya da buradaki iş yoğunluğuna ve gelişmelere kendinizi kaptırmış olabilirsiniz. Ama o anlamda o şey açık, o yol açık. Çok teşekkür ederim. Ben de şeyi eklemek isterim. New York Times'da serbest çalışan bir gazeteci ve podcast'leri bayağı evet. Şafak da severdi. Ben o ayrımın özel ilgisi var. New York Times şu an bir beta versiyon geliştiriyor. Bayağı bayağı podcast demeyeyim sadece. İşitsel gazetecilik için neredeyse kendi yazılı, görsel haberlerinin yer aldığı platforma denk bir işitsel platform kurma hazırlığında şu an. Hatta şöyle bir trik söyleyeyim. Şu an beta versiyonuna aday gösterebiliyorsunuz kendinizi ama Amerika'da yaşamanız lazım. Onu coğrafi olarak Amerika'nın bir eyaleti işlerseniz, işaretlerseniz link bana daha gelmiyor. Ben bir ay önce başvurdum New York Times mailimle. Şeyde yani o kadar ayrıntılı bir yaklaşık 20 dakika sürdü o şeyi. Ben yani size bir şekilde gönderirim de linki isterseniz hani başvurmak için. O kadar ayrıntılı 20 dakika boyunca podcast'i tam olarak nerede ne zaman dinliyorsun? En sevdiğim podcastler hangileri? Onu sormakla yetinmiyor. Örneğin ben Slow Burn'u çok severim. Şey örneğin, Slow Burn'u ne sıklıkta dinliyorsun? Sonra şeyi soruyor. Haber kaynakları neler ne sıklıkta? Yani belli ki New York Times o işitsel anlamda da yakın zamanda son iki yılda Amerika'da bayağı işitsel gazeteciyi de ses çalışan gazeteciyi de aldı. Örneğin en son duyurulan işlerden biri fütürist. Ses fütüristi alındı New York Times. Hani onların işte o kısmına çok dikkat ediyor. Bir de ikinci olarak hem salondakiler hem online izleyicimiz gene bir trik daha. Ki aslında bu diğeri kadar adresi yanlış vermek kadar ahlaksızca değil ama çok işe yarıyor. Şimdi ben de hani New York Times'a kendimizden mailimden giriyorum ama yurt dışına benim de parasını verip abone olduğum çok şey var. Ve malum kurdan dolayı hepimizin çok zorlandığı bir durum. Şeyi çok tavsiye ederim. Yurt dışı medyayı hala no pahasına olursa olsun. Takip etmek istedim. Eğer hali hazırda aboneyseniz ama maddi nedenlerden dolayı iptal etmek istiyorsanız son iptal etmek istiyorum. Geldi bir kutu açılıyor artık böyle bir şeye çok önem verdikleri için feedback almayı ve orada niye iptal etmek istediğiniz sorulduğunda ülkemdeki ekonomik koşullardan dolayı, kendi içimde bulunduğum ekonomik koşullardan dolayı artık afford edemiyorum. Yani ben bu ücreti karşılayamıyorum dediğinizde hani ben en son bunu iki ay önce Quartz'la yaptım. Hemen yeni bir pencere açıldı. Tamam o zaman %50'sini alalım. Yani dolayısıyla eğer gerçekten çok korumak istediğiniz abonelikleriniz varsa çoğu artık yayın kuruluşu son dakikada hayır işaretledikten sonra yarısını önerebiliyor. Aklınızda olsun diye. Yani herkesin yolunu bulma yatırım tavsiyesi. En iyi yatırım tavsiyesi. Bir yıllık New York Times aboneliği. Fena değil. %20 fiyatına. %50 fiyatına. Salondan başka bir soru daha. Bir önce hiç soru sormamışlar sormayacağım sonra alırım senden. Zeynep Sarı Aslan'ın bir sorusu var. Merhabalar yeniden. Sormuş kendisine olsun bir daha. Küresel yok açıkla bir... demiştik ya. Aa, pardon tamam. İyi de hatırladım. Merhabalar yeniden. Küresel bir kitleye hitap edebildiğiniz için özellikle size birlikte çalıştığınız ya da takip ettiğiniz yabancı muhabirlerin biyografilerine dair bir soru sormak istedim. Kısacası elit bir yabancı muhabir grubundan mı bahsediyoruz yoksa bu alandaki gazetecilerin biyografilerinde bir çeşitlilik var mı? Toplumsal cinsiyetten göçmen öyküsüne denk genel olarak bir çeşitlilikten bahsediyorum. Teşekkürler. Geldik diversity meselesine. Zurnamız zıp dedi yere. Yani bizim ekip, Türkiye ekibinde 14-15 kişiyiz. Yani her tipten insan var bizde. Böyle Çoğunluğu Türk, evet. Ya aslında şeydi. Önceden daha fazla yabancı vardı ama son yıllarda bir kan kaybı yaşadık yabancı muhabir bakımından. Sebep sence neden? Valla ya belli olmaz. Yani herkesin farklı sebepleri olabiliyor. Kişisel sebepler olabiliyor. Başka sebepler olabiliyor ama hani şimdi çok o konuda yorum yapamam. Çünkü bilemeyiz gerçekten. Herkesin farklı sebepleri olabiliyor ama çoğunlukla biz ya bizde mesela dediğim gibi her yaştan ne bileyim yani 50'li yaşlarının sonunda muhabirlerimiz de var. 20'li yaşların başında muhabirlerimiz de var. Ne bileyim Türkiye'nin her bölgesinden herkes farklı bir bölgeden falan. Yani öyle bir elit durumu falan yok yani.
Hani elit bir grup durumu falan kesinlikle yok. Ben şöyle bir cevap vereyim buna. Biraz daha genelleştirerek söyleyeceğim. Bu diversity meselesi çok tartışılan bir şey. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Black Lives Matter hareketinden sonra kurumların içerisine bu tartışmalar çok yoğun şekilde işledi ve sirayet etti. Diversity birimleri kuruldu, insan kaynakları bunu gündemine aldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani şimdi Türkiye bürosu çok küçük bir büro ve bir tane yabancı gazeteci olur orada. Bir de işte yani biz iki kişiyiz. Bir de işte serbest sıklıkla bizde çalışan insanlar var. O yüzden buraya dair bir şey söylemem zor. Ama yurt dışına baktığımda bu meselenin giderek çok daha fazla gündeme geldiği, çok daha fazla tartışıldığı, haber merkezlerinin yani New York'ta, işte Londra'da vesaire de batılı gazetelerin, batılı büyük kentlerdeki haber merkezlerinden bahsediyorum, başkentlerdeki. Buralardaki haber merkezlerinin beyaz, erkek ve ayrıcalıklı kişilerden oluştuğuna dair bu verili durumu değiştirmeye yönelik hem alttan çok ciddi bir baskı var. Yani beyaz, erkek ve ayrıcalıklı olmayan çalışanlardan. Şimdi kıyaslayamam, yaşım belki yetmez ya da bilgim yetmez ama bilmiyorum eskiden buralara işte beyaz, ayrıcalıklı ve erkek olmadan girmek ne kadar zordu ama şimdi girdikten sonra içeride survive etmek de o kadar kolay değil. Orada da başka şeyler yaşanıyor. Ayrımcılıklar, fırsatların eşit olmaması diye özetleyebileceğim şeyler. Dolayısıyla bu çok fazla tartışılan, alttan basınçla kurumların da yukarıdan kendilerini değiştirmek zorunda hissettikleri hala devam eden çekişmeli bir süreç. Böyle cevaplayabilirim. Sen de bu konuyu çok yakından takip ediyorsun. Bence seni de ekleyeceğiz. Ki moderatör ben gibi oldu şimdi falan. Buyurun Gülsün Hanım falan diye. Yani doğru yani. Zaten takip etmemek mümkün değil. Ben tam Amerika'dayken işte Neiman bursu sırasındayken Black Lives Matter protestoları iyice alevlenmiş. Hani Amerika'nın gerçekten de çok enteresan bir yazına şahitlik ettim. Orada şunu diyebileceğim, benim için en dikkat çekici şey yıllardır, hatta neredeyse onlarca yıldır hasır altı edilen bir sürü şey. Şimdi bir yandan da o kadar hızlı ki, hani atıyorum son 50 yıldır işe alma pratiklerinde, ya burası daha dengeli o, hem cinsiyet temsili anlamında hem etnik köken anlamında, ırksal temsiliyet anlamında daha dengeli olsun. 50 yıl önce bu hiç dikkat edilmemiş. Son bir yıldır da benim gözüm çok abartılı bir şekilde dikkat ediliyor. Artık hatta böyle, yani çok yakın bir arkadaşım var, Amerikalı bir gazeteci. Çok da iyi bir araştırmacı, gazetecidir. Kendisi Yahudi bir erkek. Amerika'da yani şey dedi, o kadar çok işe başvurmuş ve çok da iyi bir gazeteci. Şey dedi, hani söylenmiyorum bununla ilgili, kesinlikle yanlış anlama dedi. Ama ben şu an, ben bir işe giremem dedi. Yani ben mevcut işini değiştirmeye çalışıyor. Şu anki ortamda beni almak herkes için kötü gözükür. Bunun da galiba bu yılların zaten adaletsizliği, hiçbir şey demiyorum. Ama ben şu iş aramayı bıraktım dedi örneğin. Şimdi buradaki ben de gene iş, hani bizim Türkiye toplumuna da benzeyen yanı şu yani. Bir uçtan bir uca Amerikan toplumu da çok kolay gidiyor. Dediğim gibi bunu hiç düşünmemekten bir anda tek kriterin oldu. Neredeyse cinsiyet ve ırk temsiliyeti olduğu bir noktaya gelindi. Ben orada hani ya iyi şey, çok naif gelecek belki ama hani işini iyi yapanın olsun. Ama bir yandan işte, da işte orada şöyle bir şey var. Ama yıllardır işini iyi yapmanın bir şeyi var ya, hani tabii. Nasıl işini iyi yapmaya başladın sen? Hah. O bizim şu hangi üniversiteye gittin? Tabii. Mesela dili nerede öğrendin? O bizim falan. Şafak'la da çok konuştuğumuz bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Beraber konuştuk yani Bloomberg, New York Times gibi kurumların editörleri gerçekten hani hem çok iyi editörler, hem yatırım yapılmış onlara ve dönüp de editörün örneğin yatırım yaptığı muhabirin haberi ayrı bir parlıyor ve bunu görebiliyorsunuz. Hani kimi muhabirlerin kurum içerisinde de, sırf Türkiye özelinde bahsetmiyorum, bu örneğin genel gazete, New York Times'in genel sitesine baktığınızda da görüyorsunuz ki bazı muhabirlere özel bir yatırım yapılıyor. Hani kötü anlamda söylemiyorum. Hani onlara ayrı bir özen gösteriyor. Haberleri biraz daha büyük açılıyor. Daha iyi fotoğrafçılarla çalışıyorlar. Editlenme süreçlerinin daha iyi olduğu fark ediyoruz. Evet, o yani şimdi iyi olan kazansında herkes aynı yerden başlamıyor ve yolculuk sırasında da, kariyeriniz sırasında şeyi çok net görebiliyorsunuz. Kimi insanlar daha fazla yardım alabiliyor. İşte orada yardım herkese eşit veriliyor mu? Aynı şekilde el veriliyor mu? Bir de şey eklemek istemiş. Şimdi Amerikan, Türkiye özelinde de ben 1985 doğumluyum. Bizim yaşlarımız aşağı yukarı aynı. Türkiye'de lise,
de İngilizce öğrenmek çok, çünkü Anadolu liseleri diye hala da varlar ama sanırım içi eskiye oranla biraz daha boşaltılmış. Yani tabii ki de ben örneğin bir özel lisede okudum. Yabancı dil ama ben her zaman şeyin farkındaydım. Evet, yani yabancı dili iyi öğrenmek benim için bir avantaj ve burada bana bu sunuluyor. Şimdi Türkiye'de onu açık yüreklilikle konuşacak olursak ilk başlangıç dış medyaya çalışmak için hani en ilk başta gereken şey çok iyi bir İngilizce. Şimdi Türkiye'de kısıtlı koşullardan gelmiş, kısıtlı bir sosyoekonomik koşuldan gelmiş bir çocuk lisede, üniversitede çok İngilizce öğrenebiliyor mu? En başında. Şu anda mı? Şu anda. Bence şu anda benim lisede olduğum döneme göre daha iyi. Yani benim gördüğüm kadarıyla bizim üzerinden. Lisede bildiğimiz İngilizce ile şu anki liselilerin bildiği İngilizce arasında bence muazzam bir fark var. Çünkü çok onlar artık çok fazla İngilizceye maruz kalıyorlar. Doğru. Hani öyle bir avantajları var. O yüzden ben çok zorlanacaklarını sanmıyorum. Eğer bunu, bu işi dış medyada yapmak istiyorlarsa en azından hani çok fazla kaynak çeşitliliği var. Kendisini geliştirmek isteyen her türlü bilgiye her zaman ulaşabiliyor. O açıdan bir avantaj var aslında. Şeyden bir, Ceyda Özer'in bir sorusu var Zoom'dan. Dünyayı ve yaşanan olayları anlamak ve çözümleyebilmek için tavsiye edebileceğiniz kaynaklar nelerdir? Rakiplerin reklamına kaçmadan şey deyip geçen bir Bloomberg en yok aşağıdan. Başkasına ihtiyacım var. Başkasına, ikisi yeter. Yeter. Abone oldum falan. Terminal ya bu tarz sorular aslında çok geliyor bana da. Hani arkadaşlarım falan da sorar. Yani ben her, ya çok fazla şey var, ben nereden takip edeyim diye. Valla öyle sihirli bir kaynak yok, yok ya her şeyi evet. Yapan. Yok yani. Yok. Yani her şeye bakacaksınız ve zamanla kendini süzerek oluşturacaksınız. Bunun başka bir yolu yok maalesef. İlgi alanınıza göre, bence de öyle ve tercihlerinize göre, neyi sevdiğinize göre. Yalnız ben Türkçe yayınlar için, habercilik yayınları için bir şey söyleyebilirim belki. Eskiye göre çok ciddi bir erozyon olduğu için, yani benim 16 yıllık meslek hayatımın başıyla sonu arasında da çok ciddi bir erozyon var mesela. Bu hoş bir şey değil. Artık biraz kendinizi bence haber okuyucusu olarak nasıl okuyacağınız yönünde eğitmeniz gerekiyor. Yani o metnin içerisinde dezenformatif bilgi nerede, gerçek bilgi nerede, ne olduğunda daha böyle manipülasyona yakınlar, ne olduğunda gerçekten olgular var, olgu nereye gömülmüş falan gibi buralarda biraz böyle sörf yapmayı ne yazık ki öğrenmek gerekiyor. İyi bir haber okuyucusu olmak için. Ya bu çok üzücü bir durum aslında. Yani evet. Okuyucunun derdi bu olmamalı aslında. Ne yazık ki. Yani insanlar sadece habere ulaşmak istiyorsa onlara yani onun servis edilmesi lazım ama işte olmuyor her şey. Bir de her artık... zaman. Bir de artık şey de giderek önem kazanıyor. Haberi kendinizi de iyi tanımanız gerekiyor. Ben haberi nasıl tüketmeyi seviyorum? Örneğin diyorsanız ki ben sabah kalktığımda e-postamda iyi bir özet göreyim. Örneğin Kapsül Gayet'i yapıyor Türkiye'de. Aposto'nun çeşitli bültenleri var. Ya da derseniz ki ben işe giderken yolda duymak istiyorum. Örneğin Kısa Dalga'nın var. Medyascope'un bazı podcastleri var bildiğim kadarıyla. Tabii bir sürü örnek var. Ama diyorsanız ki ben örneğin bir siteye girip bakmak istiyorum. İşte Türkiye'de bir siteye gireyim, oraya buraya kurcalayayım. Onda biraz sorun var. Sorunlar var. ya da şöyle de yaparsınız. Kimisi de diyor ki Twitter'dan ben sevdiğim gazeteciden, Twitter'da bildiğiniz gibi listeler oluşturabiliyorsunuz. Kimisi de sevdiği gazetecilerden, takip etmek istediklerinden bir liste oluşturuyor. Ya da örneğin kimisi de YouTube'da bazı gazetecilerin kanallarına abone olup onu seyrediyor. Ama dediğiniz gibi yani orada Türkiye'de de hani şey zor, hap gibi ben nereden alayım, siz neyin nasıl hap gibi, işitsel mi duymak istiyorsunuz, okumak mı istiyorsunuz? Onu bazen okuyucunun, hatta çoğunlukla artık okuyucunun karar vermesi gerekiyor. Ama bazen de şeyde çok, bir de onu da daha önce biraz konuştuğumuza da bağlı, yorum Türkiye'de artık biraz isteniyor. Hani bu çok bu haberci çok iyi, ham direkt haberi veriyor dediğinizde de kimi zaman ben şöyle tepki alıyorum gazeteci olmayan arkadaşım. Ama onu dinleyince de sıkılıyor insan ya. O zaman daha yoruma gideceksiniz. Evet. Salondan var mı başka sorumuz? Orhan'ı görüp herkesi bir tur tamamlayalım. Sormadı ama Orhan. Var çünkü... Kaç dakikamız var? 10 dakikamız var. 10 dakikamız var. 2 saat tam da sağlıyor. Tamam evet oldu. Güzel oldu. Hani sizin ikinizin eklemek istediği bir şeyler olmuş. 10 dakikamız kaldı. Orhan Şener'den, TGS Akademi'den ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Şöyle bir dönem vardı bundan, hatırlarsınız tabii ki. Özellikle 2005-2010 arasında
Batı sadece siyasi değil, aynı zamanda okumuş yazmış insanları ve medyası da Türkiye'deki iktidarı ekseriyette övüyordu. İşte demokrasiye gidermiş bir şey. Biz de buradan bir şeyden anlatmaya çalışıyoruz falan. Yani ben şahsen bu yaşta aslında yetmiyoruz onun için ama genel olarak şey bir bakış var. İşte medyada objektif olsun, insanlara da işte fırsat verilse görürüz falan. Daha sonra süreçte Türkiye'yle ilgili durum zaten netleşti de şöyle bir şey oldu. Biz anladık ki aslında Türkiye öncü, post-truth ve popülist ülkeymiş bir derste. Burada yaşananların çok benzeri. Önce çeşitli Doğu Avrupa ülkelerinde ama en sonunda ABD ve Britanya'da bir yere kadar yaşandı. Şimdi bu sürecin öncesinde şöyle bir şey vardı. Mutlak bir objektifteden bahsediliyordu ve kesinlikle işte gazetecilerin bir taraf olmaması mesela bildiğimiz şeyler. Ta ki Donald Trump gerçeğiyle karşılaşana kadar. Yani alenen yalan söyleyen bir politikacının karşısında ve doğrudan medyaya iletişim kursan politikacının karşısında ne yapacaklarını da bilemedi insanlar da olarak size. Bir ucundan dönüldü gibi bir şey. Ama bana öyle geliyor ki bu süreç böyle devam edecek yani. Şu an 4-5 ülkede herhalde buna benzer liderler var. Ve oradaki basınla iyi kötü takip etmeye çalıştığımda şöyle bir kırılma görüyorum. Gerçekten merkez medya çökerken iki uçta iki farklı medya oluşuyor. Yani ABD'de bile buna benzer bir şey yaşadık. Sizler bir de o medyaları Türkiye'deki temsilciler daha da zor durumdasınız. Mesela bunu bakıyorum değil, sadece dolar kurunu söylediği için bir insan yargılanıyor hala herhalde. Yani bu objektiflik beklentisinden artık tamamen vazgeçmemiz bir döneme giriyoruz sizce. Yoksa bu sadece bir faz mı? Aşılabilir mi? Yoksa bayağı siyasetteki gibi iki kutuplu bir medya düzeninde doğru ilerliyoruz. En azından medeni dünya. Ya bence böyle bir medya düzeni hani çok uzun süre sürdürülemez. Yani medyanın hani ya mutlaka bu kutuplar oluştu, ya Türkiye'de oluştu görüyoruz zaten. Ama o kitleleri takip eden insanlar bile aslında kendilerine ne tarz haberler sunulduğunu, hani haberlerin hep bir arkasında bir amaç olduğunu herkes farkında zaten. Yani kimseyi kandırmıyor aslında. O yüzden hani habercilik anlamında bu tarz bir kutuplaşmanın ben çok uzun süre devam edebileceğiniz, yani var olur ama hani ana unsurlar bunlar olarak kalmayacaktır yani. Çünkü habere, bilgiye her zaman talep var ve ona ulaşmak, yani insan mutlaka o kaynağı buluyor ve ona ulaşıyor. Ben o yüzden hani yani medyada çok muazzam bir, aynen anlattığınız gibi dönüşüm döneminden geçiyoruz. Yani önceden medyanın şeyleri çok sınırlıydı. Kitlelere erişim, yani gazete basardınız, verirdiniz ya da televizyonda yayın yapardınız. Şimdi bir anda ortaya 20-30 tane farklı mecra, belki 50-60 tane farklı mecra, yol, yöntem çıktığı için birçok hani gazetecilik geleneği bunlara aktarılamadı ve oralarda bunları düzgün şekilde aktaracak akımlar gelişemedi. Bunlar zaman alacaktır. Hani o zamanla mutlaka oturacaktır. Ya öyle bir dönüşüm döneminden geçiyoruz. Hani aslında bu bahsettiğimiz 2010'lu yılların ortası Türkiye için değil, dünya için de hani teknolojik gelişimle beraber bu dönüşümün üst üste örtüştüğü bir dönemdi. Zaten kitle hareketlerin belki de yayılmasının, farklı şekillerde yayılmasının belki nedeni de aynıydı. Mecra değişiyor. Orada da bir değişim sancısı yaşanıyor. Yani o bence bir şekilde bir dönem sonra ortadan kalkacaktır. Ama yani şahsi görüşüm, bilmiyorum nasıl olur. Yani dediğin gibi, Orhan'ın da dediği gibi zaten bu dışarıda zaten giderek Trump ve bu popülist yönetimlerin güç kazanmasıyla daha da gündeme geldi. Şimdi burada şeyi bence şey ayrımını yaparsak daha rahat konuşuruz. Amerikan gazeteciliğinin bir objektiviteye, mutlak bir tarafsızlığa tapınması vardı yıllardır. Yani İngilizler ve Fransızlar bu konuda daha rahattır. Fransa'daki örneğin gazeteler, İngiltere'de gazeteler seçimden önce yani baya çok da hani seçimden önceyi de geç hani, ama İngiltere'de The Times politik spektrumun neresindedir çok da belli ederler ve hani onu da gayet gazetecilikleriyle ilgili bir sorun olarak da görmezler. Fransızlar da hani Albert Camus'den gelen angaje gazetecilik geleneği de vardır. Ama Amerikan özellikle ana akım medyası Washington Post, New York Times, benim gözlemim hani tarafsızlığı neredeyse bir din gibi, ki bence çok gerçeklikten uzak bir tarafsızlık tanımı. Yani burada çok işin felsefi kısmına girecek vaktimiz de yok ama yani ben bir habercinin
kendi kişisel hayatından, ideolojisinden, dünyayı nasıl algıladığından bağımsız olarak haber yapması zaten mümkün değil. Ama çoğu Amerikalı ana akım medyacısı buna inanmak istiyordu. Bu Trump'la zaten bir illüzyon olduğu için bence Trump'la çöktü. Çünkü Türkiye'de bizim kendimizi daha çok bulduğumuz yerde buldular bir anda kendini. Onlar şeyi demeyi çok severdi. Bizim işte Newman'da da çok duyuyordum bunu. Hani ben şey değilim, ben bir taraf tutmuyorum. Ben sadece haberleri anlatıyorum. Fakat ben sadece gerçeği anlatıyorum. Fakat gerçeği anlattığınız için ya da gerçeği anlatmaya çalıştığınız için orada ne kadar gerçek. Bir anda gazetecilik faaliyetinin birebir kendisi sizi muhalefet, tırnak içerisinde muhalefet olarak konumlandırıyorsa yapılabilecek fazla bir şey var. Yani benim daha öncesinde de hani Türkiye ile ilgili Türkiye'deki medyayı anlatırken biz yabancılara çok başvurdu ve benim çok sorumlu bulduğum şey derlerdi. Opposition journalist, muhalefet gazetecisi. O zaman o insan dönüp bakması olsa muhalefet, o insan gazetecilik yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye'deki hükümetin aldığı mevcut pozisyonlar gereğinde o haber yapmak isteyen gazeteci kendini isterseniz muhalefet olarak buluyor. Bunu Amerikalılar, altını çizmek istiyorum, Amerikalıların bazı bölümü, Amerika meslektaşlarımızın bazı bölümü anlayamıyordu. Gerçekten yani tahayyül edemiyorlardı. Trump'la biraz ucundan maalesef tatmış oldular nasıl bir şey olduğunu. Yani şöyle hani çok off the record bir görüşmeydi ama şunu anlatabilirim. Hani Amerika'da Amerikalı bir gazeteye, Amerikan bir gazeteye çalışıp yurt dışına çok zorluk çekmiş, bayağı hani tutuklamaya kadar varan bir zorluk çekmiş bir gazeteciyle ilgili gazetecinin böyle bir toplantısına katılmıştım. Orada meslektaşlarından biri şey diye sordu. Senin ama tekrar özgürlüğüne kavuşman için meslektaşların kampanya yürüttü. Onlar şimdi taraf tutmuş olmuyor mu dedi. Tabii. Bu insan hapiste tutulmuş ve bayağı da ağır şeyler yaşamış. Adam da böyle durdu baktı şey dedi. Ya ben hapisteyken dışarıya çıkarılmam için kim ne yaptıysa minnettarım. Meslektaşlarım da ekstra şey yaparsa onlara da teşekkür ederim. Ben bunun taraf tutmak olduğunu düşünmüyorum. Ama Amerikan klasik anlayışında dediğim gibi Black Lives Matter öncesinde Trump'la o biraz sorgulanıyor, bence de iyi oluyor. Salondan İlkan dışında bir 5 dakikamız kaldı. Bakıyorum Zoom'dan başka bir sorumuz yok. Salondan İlkan senin sorun vardı. Evet. Onunla da bitirelim. Bu arada şeyi hatırlatmak isterim. Bu Adark, bizim panelimizden sonraki A Dark Place belgeseli çok tavsiye ederim salonda. Sadece fiziksel olarak katılım gösterenlere gösterilebilecek. Bundan göstermeyeceğiz. Yani çok tavsiye ederim. Benim de Türkiye'de online tacizi araştırırken katkı sunduğum bir belgesel. Sonrasında da yönetmeni Javier Luke'le söyleşimiz olacak çok kısa. Vaktiniz varsa kalmanızı çok tavsiye ederim. Tekrar teşekkürler ikinciniz söz için. Sanırım Şubat ayındaydı New York Times'ın bu kalifiye podcast ile ilgili haberler çıkmıştı. Skandal diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz. O süreçten sonra New York Times içerisinde artık hani bu tür haberler ya da işte içeriklerle ilgili bir, böyle bir daha sert bir süreç yürütülüyor mu ya daha sert bir denetim mekanizması kuruldu mu? Çok böyle içten bir haber, çok böyle içten bir sorun bilmiyorum ama hani onunla ilgili bilginiz var mı? Nasıl işliyor? O bir böyle bir dönüm noktası oldu mu New York Times için? Dönüm noktası mı bilmiyorum. Bence bunu hala göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Yani Foreign Desk'in yani dış haberlerin ürünü olmadığı için bize yansıyan bu anlamda hani bunun daha da sıkılaştırdığı bir çek mekanizması olmadı açıkçası. O yüzden bilmiyorum bunun kısa cevabı. Ama tabii ki çok fazla tartışıldı, çok fazla süreçten geçti içinde, onu söyleyebilirim ama sadece. Bir takım Andy Mills işten çıkarıldı, yani ben de çok ayrıntısına hakim değilim. Şey ama çok hani tabii ki sırf Caliphate'le bitmedi mesele, hani Amerikan basınında da medyasında hani sen de takip ediyorsun, şey çok tartışılıyor. Biz yıldız gazeteciler, yani bazı yıldız gazeteciler parlatılıyor ve onların bazı şeylerini de daha kolay göz yumuluyor, daha fazla sineye çıkıyor. O da cidden bir star yaratma sistemi üzerinde Amerika'da ciddi bir konuşuluyor. Bence oradaki sıkıntı şu, New York Times özeli için konuşmuyorum. Genel olarak söylüyorum bunu. Bu star gazeteciliği, yıldız gazeteciliği meselesinin bence yarattığı problem. Hata var, onu biliyoruz, ona göz yumalımdan ziyade hata yapmak için çok büyük bir kişi. Hani too big to fail hikayesi var ya. Öyle bir deliklerden düşme oluyor işte hani İngilizceden Türkçe çeviriyle. Bence oradaki sorun o. Yani yoksa hani hatasını şey görelimden ziyade
Belki de o mekanizma mı iyi çalışmıyor? Doğru, gözlüğüm o zaman yanlış bir kelime oldu. Öyle bir şey oluyor doğru gibi. Benim gözlemim bu. Yani New York Times'ın dışına taşarak söylüyorum bunu. Bir de şimdi dışarıdan Bloomberg'da eminim öyle yani. New York Times'dan ben ilk çalışmaya işte 2017'de başladığımda bazı açılardan yani çok büyük bir şirket gibi de çalışıyor. Yani biz tabii haberciliği daha tabii ki de kamu yararı için çalışıyor. Evet, hani o temel prensip o hiçbir zaman değişmiyor. Ama işleyiş bakımından, organizasyon bakımından hani tabii ki de Şafak çok güzel anlattı onu. Ya karşınızda bir derya var. Ben de hani Millet ve Radikal'de çalışmış bir insanım. Yani bazı büyüklükleri anlayamıyorsunuz. Yani hani bir karar sürecinde, bir haberlerin Türkiye'de hani ben çalışırken muhabir yazardı, editör bakardı. Sayfa hazırlandığında da genel yayın yardımcısı bakardı, genel yayın yönetmeni yapmazdı. Maksimum 3 çok çok böyle alengirli bir haberse 4 kişi bakardı. Bitti. Yani New York Times'da öyle bir feature'ın ilk aşamasında bile onlarca kişi çalışıyor. Dolayısıyla tabii ki de dediğin gibi hani orada bir kişinin hatası sistemin içerisinde nerelerde kayboluyor, nerelerde ne görülüyor bilemiyoruz. Süremizin sonuna geldik. Herkese çok çok teşekkürler. Uğur'a ve Şafa çok çok teşekkür ederim. Ricamı kırmayıp IPA'nin de davetini reddetmeyip geldikleri için umarım herkes için faydalı bir yatırım tavsiyeleri bütün olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.